Yine bir bebekle başlayalım isterseniz. 25 haftalık bir bebek doğsun. Doğum ağırlığı 900 gram. Mekanik ventilatöre bağlıyorsunuz. Sürede sesli olduğu için sürfaktan veriyoruz. Göbek kateteri takıyoruz. Ve ilk order'ını vereceğiz. Nasıl bir order verelim? Protein 2-3 gram kilogramdan, lipidini 1 gram kilogramdan, glikoz 4-6 miligram kilogram dakikadan, sodyum, potasyum ve kalsiyum ekleyerek bir sıvı order'ı veririm diyen var mı? Yok. Sadece %5 dekstroz ve kalsiyum veririm diyen? Yok. %10 dekstroz ve kalsiyum? Yok. Hemen protein 2-3 gram kilogram, lipid 1 gram kilogram, glikoz da 4-6 miligram kilogramdan başlar. Enteral beslenmeyi planlarım diyen? Yok. Evet. Genel yapacağımız şıkın bu olması gerekiyor. Aslında bugün hep genellikle prematüre bebeklerden bahsediyoruz. Prematüre bir bebeğin doğumu da nütrisyonel bir acil. Nasıl doğum odasındaki yaklaşımınız önemli? Non-invaziv mekanik ventilasyon. Nasıl yeni doğan yoğun bakım ünitesine aldığınız zaman başlayacağınız antibiyotik tedavisi önemli. Vereceğiniz sürfaktan tedavisi önemli. Bir de burada nütrisyonel olarak sağlayacağınız destekte bir acil. O zaman ilk önce total parenteral nütrisyondan bahsedecek olursak, enteral beslenemeyen yeni doğanların metabolik gereksinimlerini karşılamak ve en önemlisi de büyümelerini sağlamak için gereken besinlerin IV yolla, intravenöz yolla verilmesi TPN. Hedefimiz ne? Çeşitli akademilerin önerisi şu. Preterm doğan bebeğin büyüme hızının sağlıklı fetüsün intrauterin büyüme hızına yakın olması lazım. Yani bir bebek anne karnında nasıl büyüyorsa bizim köz içinde de benzer şekilde bu bebeği büyütüyor olmamız ve post konsepsiyonel 40. haftadan sonra da sağlıklı term bebeğin büyüme hızına benzer olmalı. Anne karnındakine yakın, daha sonrasında da term bebeğin büyüme hızına benzer bir büyüme sağlamanız lazım. Ancak bizim bir sıkıntımız var. O da nedir? Ekstrauterin büyüme geriliğidir. Biz biliyoruz ki bu bebeklerin endoşen depoları yetersiz, solunum iş yükü artmış, metabolizmaları daha hızlı, enerji kaybı ve kilo kaybı daha fazla olduğu için çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ekstrauterin büyüme geriliği var. Yani siz bir bebeği küvöze aldığınız zaman bu Ehren kransının çalışması son derece önemlidir. Diyor ki bebek doğum anında 10 ila 50% arasında olsa bile bakın bebek 32 haftaya geldiği zaman gerilemeye başlıyor. Ve siz taburcu ederken 36. haftadan itibaren taburculuk esnasında bu bebeklerin yaklaşık %90'ının ne olduğunu görüyorsunuz? 3%'nin çok daha altında olduğunu görüyorsunuz. Yani olması gereken hedefin çok altında bu bebekler. Peki bu neden önemli? Çünkü eğer beslenme yetersiz olacaksa yeni doğan yoğun bakım ünitesindeyken bu bebeklerin santral sinir sisteminde, somatik büyümesinde, bilişsel davranışsal gelişiminde ve erişkin dönem sağlığı üzerine olumsuz etkileri var. Onun için normali ne yapmamız lazım? Sağlamamız gerekiyor. Biz biliyoruz ki beyin büyümesinin maksimum olup büyüme geriliğine de en duyarlı olduğu dönem fetal yaşamın 3. trimesteri ve postnatal ilk ay. Yani bu bebek doğduğu anda bütün bunlardan mahrum kalmış oluyor son 3 ay içinde doğanlarda. Ve bu kritik dönemde eğer bu bebek besin yetersiz maruz kalırsa bilişsel fonksiyonlarda da kalıcı hasarlara neden oluyor. Yani işin Türkçesi biz bu bebeği yeterince büyütemezsek en önemli sorun beyinde bilişsel fonksiyonlarında oluyor. Bunun için son derece beslenmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sıvıyı neye göre ayarlıyoruz? Değişik kaynaklarda değişik sıvı önerileri var. Önümüzdeki haftaki toplantıda bu da belirlenecek ama şunu söyleyebiliriz ki bir bebeğin sıvısını 60 ila 100 mililitre kilogram gün şeklinde doğum ağırlığına göre başlamanız gerekmektedir. 1500 gram civarındaki bebeklerin 70-80 mililitre kilogram günle başlanması, 1000 gramın altındaki bebeklerde de genellikle 100 civarında mililitre kilogram gün başlangıç bir sıvıyla başlamanız gerekiyor. Artık günümüzde şöyle bir kavram var. Normal parenteral nütrisyon değil, erken agresif bir ya da yoğun bir parenteral nütrisyon kavramı. Bu da şu, bebek doğar doğmaz 2,5-3 gram kilogram günden protein, 6-8 miligram kilogram dakika glikoz ve 1 gram kilogram gün lipidin başlanması ve bunun hızla 3,5-4 gram kilogram proteine, 3 gram kilogram gün lipide 90 ila 110 kilokalori kilogram başına da bir enerjiye ulaşması hedeflenmesi isteniyor. İşte bu erken yoğun parenteral beslenmeye başlayacak olursak bu bebeklerde pozitif nitrojen dengesinin sağlandığı, protein katabolizmasının azaldığı, en önemlilerinden bir tanesi postnatal büyüme geriliğinin önlendiği, intrauterin büyüme hızına yakın bir büyüme, yani bizim hedefimiz olan büyüme hızına yakın bir büyümeyi sağladığımız ve bu bebeklerin de yaşıtlarını ileriki dönemde catch up yapması
atmalarının, yakalamalarının daha kolay olduğunu biz biliyoruz. Hangi durumlarda TPN verelim? Türk Neonatoloji Derneği'nin önerisini söylüyorum. 28 haftaya ya da 1000 gramın altındaki prematüre bebeklere daha hemen TPN başlamamız gerekiyor. 32 haftanın ya da 1500 gramın altında olup en az 3 gün beslenemeyeceğini öngördüğümüz bebeklere TPN başlanmalı. 32 hafta ya da 1500 gramın üstünde olup en az 5 gün beslenemeyecek olan bebeklere TPN başlanmalıdır. Yine nekrotizan enterokolit ve cerrahi gerektiren gastrointestinal problemleri olan bebeklere de kısa bağırsak sendromudur. Çeşitli anomalilerdir, gastroşizis, onfalosel gibi bu bebeklere de TPN başlamamız lazım. Yani 1000 gram altı ve 28 haftanın altındaki tüm bebeklere yatış anında erken agresif bir parenteral beslenme başlayalım. Biz biliyoruz ki 1500 gramın altında doğan bebeklerin doğum sonrasındaki enerji rezervleri kısıtlıdır. Bu bebeklerin enerji ihtiyacı da az önce bahsettiğim gibi artmıştır. Onun için kord klemplendikten sonra anneden bebeğe geçen tüm besin transferi ortadan kalktığı için bu bebeklere doğumdan sonra saatler içinde hızlı bir şekilde parenteral nütrisyon başlanması gerekmektedir. Peki ne verelim? Enerji ve büyüme için yeterli bir kalori verelim, lipitlerle birlikte karbonhidratları verelim, yeterli bir protein desteği sağlayalım, yağ asitlerini eksikliğini önlemek için verelim ve yine bunun yanında mineraller, elektrolitler, vitaminler ve eser elementlerinde ne yapılması lazım? Yerine konması gerekiyor. Yani 3 tane makronütriyent, protein, karbonhidrat ve yağ, mineral, vitamin ve eser element şeklinde de mikronütriyentlerin bizim hazırladığımız parenteral nütrisyon solüsyonlarının içinde ne olması gerekiyor? Bulunması gerekiyor. Enerjisi ne kadardır ihtiyacı? Bu bebeklerin ortalama enerji gereksinimi 120-130. Ketçap yapabilmesi için de biraz daha yüksek 140-160 kilokalori kilogram günlük bir enerjiye çıkmanız lazım. Özellikle bu enerji az önce Ömer'in de bahsettiği gibi BPD'li bebeklerde daha fazla büyüme ihtiyacı olan bebeklerde kullanılabilecek bir enerjidir. Ve bu enerjinin %50-60'ını karbonhidratlardan, %10-15'ini proteinlerden, %30-35'ini de hepimizin bildiği gibi yağlardan vermemiz gerekiyor. Glikoz önemli çünkü özellikle prematüre bebeklerde ve santral sinir sisteminin en önemli yakıtı ve enerji kaynağı. Çeşitli amino asitlerin ve yağ asitlerinin de sentezinde rol alıyor. Ve hem gereksinimleri artmış olduğu için hem de yağ depoları karaciğerde yetersiz olduğu için bu bebeklerde, prematüre bebeklere sürekli bir glikoz vermeniz lazım. Ve verdiğiniz beynin glikoz ihtiyacını karşılaması gerekiyor. Glikoneogenezi en az düzeyde tutup protein yıkımını önleyecek düzeyde olması gerekiyor. Kan şekerinin 50 ila 150 ya da 50 ila 180 mg desilitre arasında olmasını sağlayacak şekilde bir glikoz perfüzyonu başlamanız gerekiyor. Onun için çeşitli kaynaklarda 4-6 ile başlanıp ortalama 6-8'in üzerine çıkmanız zaman içinde ve 12 mg kilogram dakikanın altında da devam etmeniz önerilmektedir. Değişik kaynaklarda 70 ila 150 diyenler de var. 70 ila 120 mg desilitre arasında kan glikoz konsantrasyonu tutmanız gerekiyor. Dediğim gibi 4-6 mg kilogram dakikalık bir perfüzyon hızıyla başlamanız gerekiyor. 2 mg kilogram dakikalık artışlarla en fazla 12 mg kilogram dakikaya kadar da glikoz infüzyon hızını arttırmanız gerekiyor. 1000 gramın altındaki bebeklerde 4 ile başlanabileceği akılda tutulmalıdır. Genellikle 1000 gram altındaki bebeklerde %5 dekstroz, 1000 gramın üstündeki bebeklerde ise %10 dekstrozla başlamanız lazım. Ve %12,5'un üstündeki konsantrasyonlardaki dekstrozun periferik damar yolundan verilmemesi ve bunun için mutlaka bir santral yol kullanmanız önerilmektedir. Hiperglisemi özellikle 1000 gramın altındaki çok düşük doğum ağırlıklı bebekler için önemli bir morbiddedir. Kan şekerinin 200 mg desilitrenin üzerinde olması hiperglisemi olarak tanımlanır. Burada mutlaka bu bebekte idrarda glikozürü ve ozmotik diürez gelişimi takip edilmelidir. Ve bebeğin kan şekeri 200'ün üzerinde ise infüzyon hızı ikişer ikişer azaltılarak minimum 4'e kadar düşürülmelidir. 4 mg kilogram dakikaya kadar. Ancak glikoz infüzyon hızı 4 mg kilogram dakikaya düşürülmesine rağmen kan şekeri hala 250'nin üzerinde ise ya da glikozürü ya da ozmotik diürez varsa ki en önemlisi glikozürünün olmasıdır. O zaman gerekirse insülin tedavisi verilmelidir. Bu bebeklerin elektrolit dengesizlikleri açısından da takip edilmesi lazım. O zaman hiperglisemin varsa ne dedik? Glikoz hızı 4 mg kilogram dakikaya kadar azaltılıyor. Varsa stresini azaltmaya yönelik girişimleri yapıyoruz. Lipid infüzyonunu biraz daha geciktirebiliriz ya da lipidin dozunu azaltabiliriz. Erken ve yüksek doz amino asit infüzyona zaten başlandığını biraz sonra da söyleyeceğim ve gereğinde de
egzojen insülin kullanımında bulunabilir. Burada vermemiz gereken makronütrentlerin içinde en önemlilerinden bir tanesi proteindir. Çünkü beslenmenin öncelikli hedefidir. Ve bir bebeğin gerçek büyümesi aslında o bebekteki net protein birikimiyle ilişkilidir. Yani siz protein desteğini sağlarsanız bu bebekte büyümenin etkilerini göreceksiniz. Ve intrauterin dönemde de özellikle kilo ve protein artışı 32 haftanın altında olmaktadır. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki özellikle 30 haftanın altında doğan bebeklerde en azından bebekte protein birikimi sağlayabilmeniz için 3,5 ya da 4 gram kilogram gün gibi bir protein desteği sağlamanız gerekmektedir. Ve 100-120 kilokalori enerji sağlayıncaya kadar da protein birikiminin arttığı gösterilmiştir. Bence yapılan çalışmalarda en güzel gösterilen şeylerden bir tanesi bu. Bakın bir bebek anne karnındayken protein birikiminin nasıl arttığını görebiliyorsunuz. Anne karnındaki artış hızı bu. Eğer siz bir bebeğe doğumdan sonra sadece glikoz verecek olursanız, atıyorum az önce bahsettiğim gibi %5 dekstroz içine elektrolit ekledim, böyle gidecek olursanız bu bebekte protein hiçbir şekilde birikmez. Eğer birden başlayacak olursanız bebekte yine bazal protein ihtiyacını karşılarsınız, protein birikimine yol açamazsınız. 3 gram verdiğiniz takdirde bile bakın intrauterin büyümesinin çok daha altında bir protein birikimiyle sonuçlanacak. Onun için mümkün olan en yüksek düzeye, en erken düzeyde proteinle desteklememiz lazım. İki tane protein solüsyonu var. Trofamin var, anne sütüyle beslenen term yeni doğanların plazma amino asitlerini içeriyor. Ya da primen var, fetal ve neonatal kork kanı amino asit konsantrasyonu. Protein solüsyonları aynı zamanda esansiyel ve yarı esansiyel amino asitleri de ne yapmalı? İçermelidir. Burada değişik şeyler var. Özellikle glutaminin daha öncesinde bazı eklenmesinin ya da arttırılmasının özellikle nekrotizan enterokolit ve büyüme üzerine etkileri araştırılmıştır. Ancak yapılan çalışmalarda çok etkisinin olmadığı da söyleniyor. Yine anne sütünün en fazla bulunan taurinin büyümeyi arttırmak için eklenmesi tartışılmış ancak önemli bir yararının olmadığı da gösterilmiştir. Az önce de bahsettiğim gibi doğumdan hemen sonra 3 gram kilogram gün gibi bir protein desteği başlayacak olursanız bu bebeklere bir miktar fayda sağlayabiliriz net protein birikimi açısından. Onun için bu miktarın yapılan çalışmalarda bebeklerde herhangi bir metabolik yan etki olmaksızın tolere edildiği de gösterilmiştir. Yani bir bebeğin proteinini en azından yıkımının engellenmesi, intrauterin protein birikimine yakın bir protein desteği sağlayabilmek için doğumdan hemen sonra 3 gram kilogram gün başlanmalıdır. Türk Neonatoloji Derneği de diyor ki bebek doğar doğmaz ilk gün hatta mümkünse hazırlayabiliyorsanız ilk saatler içinde 3 gram kilogram gün protein başlayalım. Birkaç gün içinde 3,5 ila 4 gram kilogram gün dozu arttıralım. Bunu nasıl takip edelim? Bunu takip edeceğiniz parametre BUN parametresi. Blood üre nitrojen düzeyi. Kan üre nitrojen düzeyiniz eğer 10 mg desilitrenin üzerinde ise bu bebeğin protein alımı yeterlidir demektir. Böbrek yetmezliği ve metabolik hastalık olmadıkça da daha yüksek BUN değerlerini siz tolere edebilirsiniz. Yani yapacağınız takipte kullanacağınız en önemli parametre daha sonrasında da sunum içinde tekrar göstereceğim BUN'dir. %1'lik altındaki amino asit solüsyonları da kalsiyum ve fosforun çökme riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Onun için genelde kullandığımız %6 ve %10'luk konsantrasyondaki amino asit solüsyonlarıyla devam etmemiz gerekiyor. Üçüncü vereceğimiz makronütrient de lipidler. Lipidler esas enerji kaynağı arkadaşlar ve özellikle esansiyel yağ asidi eksikliğini önlüyor. Yani bebeğe verdiğiniz takdirde bebekte gelişecek olan esansiyel yağ eksikliğinin önlenmesine yol açıyor. Eğer esansiyel yağ eksikliği olacak olursa vücut ve beyin ağırlığı azalıyor. En önemlisi beyin ağırlığının azalması ve bebeğin bilişsel fonksiyonlarının yine bozulması diye söyleyebiliriz. Genel kabul edilen orta zincirli yağ asit solüsyonlarının kullanılması yine orta ile uzun zincirli karışımların da kullanılabileceği görme ve bilişsel fonksiyonlar üzerine olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiş. Genelde %20'lik lipid solüsyonları tercih ediliyor. Çünkü enerji içeriği daha yüksek ve hiperlipidemi riski daha düşük. Yani bunun için de eğer mümkünse %20'liği kullanalım. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki parenteral beslenme ilişkili karaciğer hastalığı varsa yani kolesterol tablosunun TPN ilişkili olduğunu düşünüyorsanız saf balık yağının ya da balık yağı MCT-LCT karışımlarının daha etkili olduğu bunun önlenmesinde ve özellikle tedavisi için lipid preparatın değiştirilmesi gerektiği öneriliyor. Şimdi ülkemizde pek çok lipid preparatları var. İntralipid var. Esas olarak soya yağı içeren %20 konsantrasyonda bir lipittir. Lipofundin var. Soya yağı ve MCT karışımıdır. %10 ve %20'lik formları var.
Yeni çıkan son yıllarda daha popüler olan Smooth Lipid var, %20'lik. Gördüğünüz gibi soya yağı, zeytinyağı, MCT ve balık yağı içeriyor. Yani tüm hepsini içeriyor. Biraz sonra etkisinden de bahsedeceğim. Mümkünse kullanabiliyorsanız Smooth Lipid'in daha avantajlı olduğu söyleniyor. Clinoic %20 oranında soya yağı, %80 oranında da zeytinyağı içeren bir preparattır. Omega Ven ise %100 balık yağı içeren bir preparattır arkadaşlar. Lipid solüsyonlarını seçerken içerdiğinin ne olduğunu, hangi yağ içerdiğini bilmemiz lazım. Çünkü yapılan çalışmalar, eğer zeytinyağı bazlı lipid solüsyonu kullanıyorsanız bunlarla daha fazla omega 3 yağ asidi sağladığınızı, daha iyi tolere edildiğini, bebekte oksidatif hasar azaldığı için oksidatif hasar ilişkili değişik morbiditelerin, intraventriküler kanama, BPD, retinopati, bunların daha az gelişebileceğini söylüyorlar ve lipid peroksidasyonunun da daha az olduğunu söylüyorlar. Biz zamanında yaptığımızda soya ile zeytinyağını karşılaştırdığımız zaman zeytinyağı daha fazla antioksidan kapasite gösterdiğini, daha fazla oksidatif strese karşı koruyucu özellikle olduğunu göstermiştik. Ve az önce bahsettiğim Smooth Lipid son yıllarda daha meşhur. Çünkü hepsini içeriyor. Soya, zeytinyağı, MCT, balık yağı ve alfa tokoferol içeriyor. Bunun prematür bebeklerde güvenli bir şekilde tolere edildiği söyleniyor. Lipid peroksidasyonunu azalttığı söyleniyor. E vitamin düzeylerinin daha yüksek olduğu, kolesterolü azalttığı ve yine Türkiye'den de yapılmış, Sami Ulus'tan yapılmış bir çalışmada ileri ROP sıklığında azalttığı gösteriliyor. Bunu eğer varsa tabii ki şu anki son mevcut kanıtlar Smooth'un biraz daha avantajlı gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak lipidler belli komplikasyonları sahip. Mutlaka bu komplikasyonlar açısından bebekleri takip etmemiz gerekiyor. Plazma trigliserit düzeylerinde artışa yol açıyor. Sarılığa neden olabiliyor. Pulmoner kan akımında azalma ve pulmoner vasküler dirençte artışa neden olabiliyor. Kronik akciğer hastalığı riskinde artış yapabilir deniliyor. Sepsisle ilişkisi var. Serbest radikal hasarıyla da ilişkisi olabileceği söyleniyor. Onun için eğer bir bebekte ciddi sepsis, kan kültürü pozitif sepsis varsa, kan değişim sınırında sarılık tablosu varsa, hipoksinin kontrol altına alınamadığı ağır RDS ya da pulmoner hipertansiyon varlığında bu bebeklerde MCT içeren lipid solüsyonlarının tercih edilebileceği ya da mevcut kullandığınız dozun 1 gram kilogram gün daha azaltılabileceği öne sürülüyor. Yine karaciğer hastalığının azaltılması için de omega ve balık yağı içeren saf preparatın kullanılabileceği söyleniyor. Türk Neonatoloji Derneği'nin önerisine birinci gün bebeğe 1 gram kilogram günden lipid solüsyonunun başlanması ve aşamalı olarak 3 gram kilogram güne artırılması. Az önce de bahsettiğim gibi %20'lik solüsyonların tercih edilmesi. 24 saatlik devamlı infüzyonun aralıklı infüzyona tercih edilmesi gerektiği, yani devamlı bir infüzyon şeklinde verebiliriz. Serum trigliserit düzeylerinin rutin izlemine gerek olmadığı, ancak trigliserit düzeylerinin 200 mg desilitrenin altında olması gerektiği, eğer parenteral beslenme 3-4 haftanın üstünde sürecekse karnitin eklenmesi gerektiği ve lipid solüsyonlarında ışıktan korunması gerektiğini biz öneriyoruz. Ne dedik? Makronitritleri içermeli. İşte karbonhidratı verdik. Aynı zamanda protein ve lipid desteğini sağladık. Bir de mikronitritleri verelim. Bunlardan en önemlisi mineraller. Özellikle bu bebekler sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, manyezyum ve fosforu da ne yapmak durumunda? Almak durumunda. Özellikle bir bebek %5-6'lık fizyolojik kaybını yaptıktan sonra günlük tartı kaybı ve serum sodyum düzeylerine göre ilk hafta içinde 0,3 milyekoyan kilogram günden sodyumun başlanması, daha sonrasında ise bebeğin büyümesi için de gerekli olarak yine sodyum düzeyleri dikkate alınarak 3-6 milyekoyan kilogram günlük sodyum desteğinin devam etmesi. Yine ilk hafta içinde bebeğin böbrek fonksiyonları normal ve diürezini gördükten sonra potasyumun 1-2 milyekoyan kilogram günden eklenmesi ve serum potasyum düzeylerine göre potasyum desteğinin devam etmesi gerekmektedir. Kalsiyum biraz sonra bahsedeceğim, birinci günden itibaren eklenebilir. Magnezyum mutlaka hipokalseminin ve hipomagnezeminin engellenmesi için eklenmelidir. Kalsiyumla beraber de prematür osteoporozisinin engellenebilmesi için fosfor desteğinin sağlanması gerekmektedir. Kalsiyum ilk günden itibaren 80-100 mg kilogram dozunda kalsiyum glukonat %10 ampulden 2 cc kilogram gün gibi eklenmesi önerilmektedir. Fosforun ise özellikle 40 ile 60 mg kilogram gün gibi eklenmesi önerilmektedir. Günümüzde Türkiye'de değişik
preparatlar var ama en sık potasyum fosfat, natrium fosfat, adifoz ve glikofosfat, bunlardan herhangi birini tercih edebiliriz. Fosfor desteği son derece önemli. Evet, Türk Neonatoloji Derneği de bununla ilgili olarak ilk gün kalsiyumun TPN'ye katılmasını, kalsiyum fosfor oranının 1.7'ye 1 olması gerektiğini, çökelmeyi önlemek için de solüsyona önce fosforun ardından da kalsiyumun katılması gerektiğini söylüyor. Ancak bu arada şunu da söyleyeyim. Bu eklediğiniz kalsiyumun tuzuna, eklenme sırasına, ortamın ısısına pek çok faktöre bağlı olarak gelişmektedir. Bunun için hani her şeye de dikkat etmeniz lazım. Yine bu bebeklere vitamin desteğinin olması gerekiyor. Yağda eriyen vitaminler Vitalibit olarak ülkemizde mevcut. Özellikle 2500 gramın altındaki bebeklere 4 mililitre kilogram gün gibi, suda eriyen vitaminler içinde Solibit var, 1 mililitre kilogram gün gibi verilebilir. Yine ülkemizde eser element olarak en sık Trakotil vardı. Trakotil'in de 0,2 cc kilogram gün dozunda TPN'lere eklenmesi önerilmektedir. Türk Neonatoloji Derneği'nin önerisine özellikle 2 haftadan uzun süre parenteral yolla beslenen bebeklere eser element desteğinin verilmesi gerekiyor. Ya da eğer bir bebekte işte major anomali var, cerrahi geçirdi, bu bebek 2 haftadan daha uzun süre beslenemeyecek ve TPN alacak, bu bebeklere daha erken dönemde de eser elementlerin verilebileceğini söylüyorlar. Özellikle eser elementlerin kolestaz ve kronik karaciğer hastalığıyla böbrek yetmezliğinde kullanılmaması gerektiği ve 4 haftadan uzun süre kullanımda da kan düzeyinin kontrol edilmesi öneriliyor. Peki TPN'yi nasıl hazırlayalım? Özellikle özel merkez ünitede, laminar akım altında, steril koşullarda ve özel karıştırma sistemleriyle hazırlanması önerilmektedir. Yani genellikle üniteler içinde hazırlanacak TPN'lerin başta enfeksiyon olmak üzere pek çok riski vardır. Özel set ve filtreler kullanılmalıdır ve 3. basamak yeni doğan yoğun bakım üniteleri uzun süreli ve devamlı parenteral beslenme solüsyonu hazırlayabilecek düzeyde olmalıdır. Ve yine ünite çalışanlarının da bu konuda eğitimli ve yeterli olması önerilmektedir derneğimiz tarafından. Peki TPN verirken ortaya çıkabilecek komplikasyonlar nedir? Bu bebeklerde en sık beklenen hipo ya da hiperglisemi olabilir. Eğer proteini yüksek verecek olursanız azotemi ve buna bağlı metabolik asitoz olabilir. Lipidin dozundan dolayı hipertrigliseridemi gelişebilir. Uzun süreli olanlarda biraz sonra da bahsedeceğim kolestaz gelişebiliyor. Mineral ve eser elementlerin, vitaminlerin eksikliği ve kalsiyum ve fosforun yeterli oranda verilmemesi sonucunda da özellikle 1000 gramın altındaki prematüre bebeklerde prematüre osteopenisi görülebilir. Bir de kullandığınız kateterle ilişkili komplikasyonlar vardır. Bunlarda da en önemlisi kateter ilişkili sepsistir, damar dışına TPN'nin çıkmasıdır, tromboz ya da emboli oluşturmasıdır ve dokulara bölgesel sıvı sızması da karşılaşabileceğiniz kateter ilişkili komplikasyonlar olarak söylenebilir. Özellikle 2 haftanın üstündeki TPN uygulamalarında TPN ile ilişkili kolestaz görülebilir. Bunun etiyolojisi multifaktöriyeldir ve karaciğerin immatür olmasının en önemli etken olduğu düşünülmektedir. Erken minimal enteral beslenmeye başlanmasıyla önlenebileceği düşünülmektedir. Bu bebeklerde de hepimizin bildiği gibi direkt bilirubin, alkalen fosfataz ve transaminazlarda artış görülür. Eğer ursa deoksikolik asit verecek olursanız kolesterol süresini kısalttığınızı görebilirsiniz. Ve yine balık yağı içeren lipid solüsyonlarının da TPN ilişkili kolestazın ve şiddetinin azaltılmasında yararlı olabileceği bildirilmektedir. Bir bebeğe TPN başladık. Bu bebeği nasıl izleyelim? Aslında enteral beslenmede de bahsedeceğiz. Bu bebeğin erken dönemde günde bir kez vücut ağırlığının, haftada bir kez de boy ve baş çevresinin ne yapmamız gerekiyor? Takip etmemiz gerekiyor. İstediğimiz 15-20 gram gün başına kilo alımı, 0,5-0,8 cm hafta başına baş çevresi artışı, yine 0,8 veya 1,1 cm de boyunda haftalık bir artış olmasını istiyoruz. Erken dönemde glikoz infüzyon hızını arttırıyorsanız günde 2-3 kez kan şekerine, sabit bir glikoz infüzyon hızına ulaşınca da günde bir kez kan şekerine bakmamız gerekiyor. İdrar şekeri, özellikle hiperglisemi var olgularında idrardan mutlaka bakılmalı. Serum elektrolitleri ve kan üre azotu ilk hafta 2 kez, sonraki haftalarda da en az bir kez rutin olarak takip edilmesi gerekiyor. Yine bu arada diğer biyokimyasal parametreler, kalsiyum, fosfor, magnezyum, serum albümin düzeyi, karaciğer fonksiyon testleri, serum trigliseritleri de haftada bir kez mutlaka kontrol edilmelidir.
Yalnız TPN'ye başlanırken biraz sonra enteral beslenmede de anlatmaya çalışacağım. TPN'ye başladığınız andan itibaren mutlaka bu bebeklere enteral beslemeye de ne yapmanız lazım? Başlamanız gerekiyor. Ve enteral beslenme 100 mililitre kilogram güne ulaşıldığı zaman TPN'nin kesilmesi, hatta esas olarak 80 mililitre kilogram güne ulaştığı zaman enteral beslenmeniz, lipitlerin kesilmesi, 100 mililitre kilogram güne ulaştığı zaman da proteinin de kesilmiş olması. Burada aşamalı bir azaltımla hızlı bir şekilde proteini de kesmeniz gerekiyor. O zaman özetleyecek olursak, Türk Neonatoloji Derneği'nin parenteral beslenme ile ilgili önerileri: ilk gün ilk saatten itibaren TPN'nin başlanması protein olarak ve 3 gram kilogram günlük proteinin başlanıp 3,5-4 gram kilogram güne arttırmanız. Son çıkacağımız yer 4 gram kilogram gün. Glikozin fizyon hızının yine doğumdan hemen sonra 4-6 miligram kilogram dakikada olacak şekilde başlanması, maksimum 10-12 miligram kilogram dakikaya kadar çıkmamız. Yine lipidin ilk gün 1 gram kilogram günden başlanarak aşamalı olarak 3 gram kilogram günlük doza arttırılması hedeflenmektedir. Ve burada bebeğe ortalama 90 ila 115 kilokalori kilogram gün gibi bir enerji sağlamamız öneriliyor. Evet, peki bu bizim doğan bebeğimizi enteral beslenmeye ne zaman başlayalım? Bekleyelim mi? Az önce zaten söylemiştim. Bu bebeği hemen enteral beslenmeye başlayalım. Peki ikinci gününde anne sütüyle beslenmeye başladık. Verilen hacim ne kadar olmalı ve günlük ne kadar arttırayım? 1-2 mililitre başlayıp 25 mililitre kilogram gün arttırırım diyen var mı? 1-2 mililitre başlayıp 10-20 mililitre kilogram gün. 900 gram. 1-2 mililitre başlanıp 5-10 mililitre kilogram gün bir kişi. B şıkkı biraz daha fazlaydı. 5-10 mililitre başlayıp 10-15 mililitre kilogram gün. Ya da 5-10 mililitre başlayıp hiç artış yapmadan devam eden diyen. Yani genel anlamıyla biraz sonra da bahsedeceğim. 1-2 mililitreden başlanıp 10-20 mililitre kilogram gün arttıralım. Beslenme neden önemli? Eğer yeterince besleyemeyecek olursak, 1- nekrozisyen enterokolit, 2- enfeksiyon, uzun dönemde artmış mortalite ve morbidite ve en önemlisi de sonuçta da büyüme ve gelişme geriliğine yol açıyor. Onun için uygun zamanda beslemeyi sağlamamız lazım. Ve preterm'in beslenmesine bakacak olursak, erken dönemde TPN'yi başladık. Hemen daha doğar doğmaz kolostrumla, ilk gelen kolostrumla ağız bakımı şeklinde yanak mukozasına, ağız içine damlatarak bir bebeğe enteral beslenmeyi başlayabilirsiniz. Ve biraz sonra bahsedeceğim trofik beslenme. Daha sonrasında TPN artı enteral beslenme devam edecek. Ama enteral beslenmeniz arttıkça TPN'yi ne yapacağız? Azaltmaya başlayacağız. Ve son olarak da bebek tam enteral beslenir ve emzirirken anne tarafından kan grubu bakımı da zaten bu dönem boyunca devam edecek. Biz bu bebeği taburculuğa hazırlayacağız. Ancak yeterince enteral besleyemeyecek olursak bu bebek yeterince tahta alamayacak. Büyüme gelişmesi yetersiz olacak. Buna bağlı olarak enteral beslenemeyeceği için TPN'yi daha uzun süre alacak. Daha uzun süre hastanede yatacak. Bir önceki derste konuştuk, daha fazla enfeksiyona maruz kalacak. Ve ileriki dönemde de biraz sonra da yine bahsedeceğim, bu bebeklerde nöro gelişimsel geriliklerinde daha sık olduğunu biliyoruz. O zaman prematüre bebekteki amaç intrauterin büyüme hızını koruyacak besleme dedik. Az önce de bahsetmiştik zaten. Erken bir parenteral beslenme, agresif ve yine agresif bir enteral beslenmeye başlamak, taburculuk sonrası zenginleştirilmiş taburculuk sonrası mama kullanmak, eğer tek başına da anne sütü kullanıyorsa güçlendirmek ya da gerekiyorsa ek protein desteğini buna vermemiz gerekiyor. O zaman güncel öneriler az önce bahsettiğimiz erken yoğun parenteral beslenmeye ek olarak erken enteral beslenmesi, ancak burada unutulmaması gereken konu beslenmenin uygun hızda arttırılması. Her bebek hepsini aynı anda tolere edemeyecektir. Biraz sonra da bahsedeceğim, bebeğin doğum ağırlığına ve taşıdığı risklere göre artış hızını belirlememiz lazım. Eğer anne sütüyle besleniyorsa anne sütünün uygun bir şekilde güçlendirmesini yapacağız. Anne sütü yokluğunda da donör anne sütü, yalnız henüz Türkiye'de bunu kuramadık. Yoksa da prematüre formülesiyle bu bebekleri beslemeye gideceğiz. O zaman minimal enteral beslenme kavramı çıkıyor. Ne kadar erken besleyebilirsek bu bebeği minimal olarak besleyeceğiz. Tanımı şu: beslenme gereksinimlerini karşılamayacak küçük miktarlarda beslenme ile bağırsak hormonlarının salınımını uyarmak ve gastrointestinal sistemin maturasyonunu hızlandırmak için yapılan beslenme. Yani amaç bebeği beslemek değil, amaç bağırsağı beslemek. Bağırsağı uyarmak, bağırsağın yeterince hormonlarını üretmesini sağlamak.
Ne zaman başlayalım? Yaşamın 1 ila 5. gününde. Klinik duruma en uygun olduğunda ve mümkün olan en kısa sürede. Ne kadar? Değişik kaynaklarda değişik öneriler var. 5 ila 25 mililitre kilogram gün gibi başlayabiliriz. Türk Neonatoloji Derneği'nin önerisi de ilk 24-48 saatte maksimum 5-7 gün içinde 10-20 mililitre olacak şekilde kilogram başına ne yapılabilir? Bu bebeğe minimal enteral beslenme başlanabilir. Amaç beslemek değil, amaç bağırsağı uyarmak. Peki ne avantajı var? Bu bebeklerin doğum ağırlığını daha kısa sürede yakaladıkları, beslenme toleransında artış olduğu, buna bağlı olarak TPN süresinin kısaldığı, enzim maturasyonunun arttığı, gastrointestinal motilitenin düzeldiği, hormonal yanıtların olgunlaştığı, fototerapi süresinin kısaldığı ve az önce bahsettiğim kolestaz tablosunda daha kısa olduğu gösterilmiş. Yani minimal enteral beslenmenin çok sayıda avantajı var ve bizim bunu tercih etmemiz gerekiyor. Ancak bazı durumlarda bu bebekleri beslemememiz lazım. Enteral beslenme için kontraindikasyonlar: eğer bir bebeğin ciddi solunum sıkıntısı varsa, solunum sayısı 80'in üstündeyse dakikada, konjenital malformasyonlara bağlı gastrointestinal sistem obstrüksiyonları varsa, bir bebekte NEK tanısı almışsa, en önemlilerinden bir tanesi yüksek inotrop tedavi desteği gerektiren hemodinamik bir düzensizlik ve şok tablosu varsa ve çoklu organ yetmezliği varsa, bu dönemde bu bebeği beslemememiz lazım. Bu bebeğe daha fazla zarar verebilir. Aynı zamanda beslemeye başlamak için bebeğin bağırsak seslerinin olduğunu, mekoyum çıkardığını ve karın muayenesinin normal olduğunda görmemiz lazım. Bazı bebekler yüksek riskli bebeklerdir. Bu bebeklerin beslenmesinde de bebeğin klinik durumuna göre klinisyen tarafından karar verilmesi önerilmektedir. Bu yüksek riskli bebekler 28 haftanın altında ya da 1000 gramın altındaki olan bebeklerdir. Yine preterm SGA olan bebeklerdir. Antenatal dönemde 34 haftanın altındaki bebekte diastol sonu akımın olmadığı ya da tersine döndüğü durumlarda bu bebekler gerçekten risk taşımaktadır. Buna bağlı olarak yine zaten annede kronik hipertansiyon ya da maternal preeklemsi varsa bunların da aynı şekilde olduğu söylenmektedir. Anstabil ve hipotansif ventili olan yeni doğanlar, belirgin organ disfonksiyonu ile giden ciddi perinatal asfiktik hipoksik iskemik ensefalopatili bebekler, doğuştan bağırsak malformasyonu olan bebeklerde yine çok dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca ciddi SGA'sı olan, PDA tedavisi için ibuprofen alan, doğuştan ciddi siyanotik kalp hastalığı olanlar, deksametazon tedavisi ve polistemisi olan bebeklerde de mutlaka beslenmeye başlarken dikkatli olunmalıdır ve bu karar size ait olan bir karardır. Yani biz yine normali söylüyoruz ama belli bebekler yüksek risklidir. Bu bebeklerde daha düşük başlayıp daha geç belki başlanabilir ve daha yavaş artışlar yapılabilir. Bu bebeğin durumuna göre karar vermelidir. Eğer bir bebek 28-32 haftaysa ve az önce saydığım risk kriterlerini taşımıyorsa orta risklidir. 32 haftanın üstünde ve hiçbir riski olmayan bebekler ise standart grupta ele alınabilir. Ancak doğum ağırlığı 1000 gramın altında olan bebeklerde günde artırılan miktarın 20 mililitre kilogram günden fazla olması durumunda NEK riski daha fazla olduğu için bu sınırın geçilmemesi önerilmektedir. Onun için de bizim bebeğimize de önerdiğimiz 10-20 mililitre kilogram gün gibi artışların olması lazım ve başlangıçta da 1-2 mililitre kilogram başlanıp bebeğin tolere etme düzeyine göre de ne olması gerekiyor? Artırılması gerekiyor. Peki ne kadar sıklıkta besleyelim bebekleri? Özellikle 1500 gramın altındaki bebekler 2 saatte bir, 1500 gram ve üstündeki bebeklerin de 3 saatte bir beslenmesi önerilmektedir fizyolojik olarak. Peki aralıklı mı besleyelim, sürekli mi besleyelim? Yani continue bir besleme mi yapalım? Az önce bahsettiğim gibi aralıklı besleme mi yapalım? Açlık tokluk hissini oluşturması, hormon salgılanmasını arttırması, fizyolojik kolay ve ucuz olması, enjektör, set, pompa gerektirmemesi nedeniyle aralıklı olarak beslemek her zaman için bu bebeklerde daha avantajlıdır. Peki ne zaman bu bebekleri taburculuğa hazırlayalım? Tam ağızdan beslenebiliyorsa, az önce bahsettiğim gibi günlük 15-20 gram kilo alımı varsa, bebek ısısını regüle edebiliyorsa, anne de bakma ve besleme becerisine sahip olduysa artık bu bebekler taburculuk için hazırdır. Taburculuk sonrasında da prematüre beslenmesi için anne sütü tabii ki her zaman için en idealdir. Ancak
tek başına anne sütüyle beslenenlerde güçlendirilmiş anne sütüyle devam edilebilir. Standart ter maması kullanılabileceği gibi prematür mamalarına devam edilebilir. Ya da son yıllarda ülkemizde de artan sıklıkla gelen post discharge formula dediğimiz taburculuk sonrası prematür bebekler için özel hazırlanmış mamalarla da bu bebekler ne yapılabilir? Taburcu edilebilir. Bunun anne sütünün olduğunu biliyoruz zaten. Ter ve prematür bebeklerde ilk seçenek her zaman anne sütü diyoruz. Ve pek çok pediatri ve kadın doğum derneği de anne sütünü öneriyor. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle kendi annelerinin sütünün ya doğrudan anne memesinden ya da sağılarak verilmesi öneriliyor. Ve annelerin de en erken dönemde hatta mümkünse gebelikten başlayarak anne sütü konusunda eğitilmeleri ve teşvik edilmeleri gerekmektedir. Eğer prematür bir bebek anne sütüyle beslenecek olursa tam beslenmeye geçiş süresi kısalacaktır. Nekrotizan enterokolitin sıklık ve şiddeti azalacaktır. Geç sepsi sıklığı azalacaktır. Bebek ölüm oranları yaklaşık %13 oranında daha az olacaktır. Hastanede kalış süresi azalıp ileriki dönemde alerjik hastalık gelişim riski de azalacak ve erişkin başlangıçlı hastalıklarda yine anne sütüyle beslenen bebeklerde çok daha fazla olacaktır. Tabii ki tek bu değil. En önemlilerinden bir tanesi de beyin gelişimi üzerine etkisi var. Beyindeki gelişim skorlarını, mental ve fiziksel gelişim skorlarını arttırdığı anne sütüyle beslemenin ve aynı zamanda tekrar hastaneye yatış oranlarını da anlamlı şekilde azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak prematür bebekler için kendi annelerinin sütüyle beslenen prematür bebeklerin boyca büyümesinin yetersiz olduğu, baş çevresi normal olsa bile boy ve kilo olarak geride kaldığı çeşitli çalışmalarda gösterildiği için mutlaka anne sütünün tek başına anne sütüyle beslenen bebeklerde desteklenmesi gerektiği söylenmiştir. Ve anne sütü güçlendiricileri günümüzde protein, enerji, kalsiyum, fosfat ve diğer mineralleri içermektedir. Türkiye'de zaten şu an için olan preparatta 100 ml anne sütünü 4 ölçek güçlendiriciyle güçlendirdiğiniz takdirde hem protein oranını belirgin olarak artırıyoruz, hem enerji hem de kalsiyum ve fosfor içeriğini anlamlı şekilde arttırmış oluyoruz. Onun için esas olarak anne sütüyle beslenen prematür bebeklerin anne sütü mutlaka güçlendirilmelidir ve tüm prematür bebeklerin anne sütüyle beslenmesi gerektiğini, doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan prematür bebeklerde de anne sütünün protein, mineral ve vitaminlerle az önce bahsettiğim şekilde desteklenmesini öneriyor. Eğer anne sütü yeterli değil ya da kullanımı kontraindikeyse de uygun şekilde güçlendirilmiş pastörize donör anne sütünün de kullanılması gerektiğini söylüyor. Türk Neonatoloji Derneği'nin önerisine 1500 gram ve 32 haftanın altındaki bebeklerde mutlaka 1850 ile 2000 gram altı 34-35 haftadan küçük bebeklerde de opsiyonel olarak, bu da bebeğin büyüme eğrisindeki gelişimine göre olacak şekilde, genellikle 50 ila 100 ml kilogram gün enteral beslenmeye ulaşıldığında 1-2 ölçek ile başlanıp birkaç gün içinde artırılması ya da az önce tabloda da gösterdiğim şekilde 100 ml'ye 4 ölçek eklenmesi şeklinde anne sütünün güçlendirilmesini öneriyor. Yine büyüme parametrelerini ve az önce bahsettiğim gibi kan üre nitrojen düzeyini, prealbumin, albumin, sodyum, kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeylerini izleyerek bebeği takip etmemizi öneriyor. Az önce de bahsetmiştim. Hedef BUN değeri 10 mg desilitrenin üstüne çıkmalıdır. Eğer BUN 10 mg desilitrenin altında ise ek bir protein saplementiyle bebeklerde bireysel olarak güçlendirmede düşünülmelidir. Yani 32 haftanın altında 1500 gramın altında bir bebek esas olarak anne sütüyle besleniyorsa, 100 ml kilogram güne geldiyse enteral beslenmeniz, anne sütünü güçlendirmemiz lazım ve daha sonrasında BUN değerlerini takip etmemiz lazım. Eğer BUN değeri 10 mg desilitrenin altındaysa o zaman ek protein desteği, yani bireysel güçlendirme yapmamız lazım. En fazla sorulan soru, ne zamana kadar verelim, ne zamana kadar güçlendirelim? Derneğin önerisi, taburculuğa ya da tercihen bebek 1800-2500 gram oluncaya kadar. Ancak büyümeyi yakalayamayan bebeklerde postkonsepsiyonel 52. haftaya, gerekiyorsa da
daha uzun süre bile verebilirsiniz. Onun için bebeğinizin büyüme takibi son derece önemli. Yani bu bebeğin yeterli derecede büyüdüğünü görünceye kadar devam edebiliriz. Peki güçlendirilmezse ne olur? 1. Bebekte büyüme geriliği olur. 2. Protein eksikliği olur. 3. Mineralizasyon eksikliği ve osteopeni, aynı zamanda hiponatremi ve çinko eksikliği gibi pek çok durumla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'den Sertaç Arslanoğlu da aslında az önce bahsettiğim bireysel destekleme fikrini çalışmalarla göstermiştir. Onun da önerisi büyüyen düzeyinin 10 ila 14 mg desilte ve üzerinde tutulması gerektiğidir. Bu değerlerin altında mutlaka ek protein supplementiyle bunun desteklenmesi gerektiği. Eğer prealbumin düzeyine bakıyorsanız da 16 ile 35 mg desilte arasında bir prealbumin düzeyini elde etmeniz gerektiği, bunun altındaki düzeylerde de ek protein supplementi verilmesidir. Yine donör anne sütü mutlaka, eğer bebeğin kendi anne sütü yoksa, ikinci tercih olmalıdır. Eğer hem anne sütü hem de donör anne sütü yoksa, o zaman prematüre formülasıyla beslemeniz gerekmektedir. Az önce söyledim, artık günümüzde bir de taburculuk sonrası preterm mamaları ya da onların deyimiyle mama firmaları PDF olarak, post discharge formüle olarak adlandırıyorlar. Bu formülalar var. Peki bunun ne avantajı var? Bu daha iyi büyüme ve daha iyi kemik mineralizasyonu sağladığı söyleniyor. Gördüğünüz gibi taburculuk sonrası zenginleştirilmiş mama standart term mamadan daha yüksek protein, enerji ve kalsiyum içeriyor. Onun için bu bebeklerin daha iyi büyüyebildikleri, daha hızlı büyüyebildikleri düşünülüyor. Ve bunların da taburculuk sonrası mamanın da 40. haftadan itibaren en az 9 ila 12 ay devam edilmesi gerekiyor. Evet, Amerikan Pediatri Akademisi de daha iyi bir büyüme, ağırlık kazanımı ve kemik mineral içeriğin nedeniyle özellikle taburculuk sonrası formülaların prematüre bebeklerde 9 aya kadar verilebileceğini söyleniyor. Sadece bu bebeklere demir ve vitamin desteğinin ilave edilip başka bir destek verilmemesi söyleniyor. Ve demir desteğinin de 1 yaşa kadar devam etmesi öneriliyor. Türk Neonatoloji Derneği'nin bu konudaki önerisi, eğer bir bebek doğdu ve postkonsepsiyonel yaşa uygun bir tartısı varsa tek başına anne sütü, anne sütü yoksa da standart mamayla devam edilmesi yönünde. Ancak postkonsepsiyonel yaşa göre düşük tartı varlığında ya da büyüyen 10 mg desilitenin altındaysa, anne sütüyle besleniyorsa anne sütü artı güçlendirici ya da anne sütü artı prematüre formülü verilmesi, anne sütü yoksa da 40 haftaya kadar prematüre formülünün verilmesini öneriyor. Sadece prematüre mamasıyla beslemenizi. Ardından da 40 ila 52. haftaya kadar da taburculuk sonrası PDF formülüyle devam etmeniz öneriliyor. Şunu yapabilmek çok zor. Yani dediğim gibi özellikle bebeklerin uzun süre yeniden yoğun bakım ünitesinde kalan bebeklerde mutlaka taburculuk esnasında büyüme geriliğini görüyorsunuz. Onun için güçlendirmeyle gitmek her zaman önemli. TPN'de bahsettiğimiz gibi ilk dönem 15 ila 20 gram günlük alması, ortalama 1 santim haftada büyümesi, baş çevresinde de yine ortalama 1 haftada 1 santim artışın olması gerekiyor. Bu bebekler 18 ay oluncaya kadar baş çevresini düzeltilmiş yaş ile takip etmemiz, tartılarını 24 ay boyunca düzeltilmiş yaş kullanarak takip etmemiz, boy içinde 3-4 yaşa kadar düzeltilmiş yaşı takip etmemiz gerekiyor. Eğer bir bebeğin baş çevresinde 8. ayda herhangi bir yakalama yoksa, tartı ve boy 2. yaşta akranlarını hiç yakalayamadıysa, boya göre tartı anormalikleri az ya da çoksa bu bebekte büyüme sorunu olabileceğini biliyoruz. Onun için bu bebekleri takip ederken kilo alımında bahsettik. Eğer bir bebek 15 ila 20 gramın altında kilogram başına günlük kilo alıyorsa, boy uzaması ve baş çevresi haftada 1 santimin altında uzuyorsa, büyüyen değeri 10 mg desilitrenin altındaysa, fosfor değeri 4,5 mg desilitrenin altında, alkalen fosfatas 450'nin üzerindeyse, prealbumin 10'un altındaysa, sodyum 133'ün altındaysa, ferritin 50'nin altındaysa ve 25 hidroksivitamin düzeyi de 20 nanogram desilitrenin altındaysa, bunlar sizin bu bebeğe başka bir tedavi uygulamanız, bu bebeğin büyümesiyle ilgili sıkıntı olduğu ve gerekli yerlere göre önlem almanız gerektiğini düşünüyor. Bebek Ümit anne sütüyle full enteral beslenmeye ulaştı. TPN'sini kestik. Anne sütü destekleniyor. Artı ek olarak da protein supplementi de veriyoruz. Bu bebeğe vitamin mineral desteği gerekli mi? Hangisini başlayalım? Şıklara baktığınız zaman A, C, D ve vitaminleriyle beraber demir desteği. Sadece demir desteği. A, C, D vitamini
ACD vitamini, folik asit ve demir, vitamin ve mineral desteğine gerek yok. Yine bu da tartışmalı ama hani genel anlamıyla evet, A, C, D vitaminlerini vermem lazım. Folik asit belli şekilde kullananlar var, kullanmayanlar var. Yine Zeki Ertaylı'nın yaptığı bir çalışmada etkisinin olmadığı da gösterildi diye biliyorum. Kognitif fonksiyonlar ve nöro gelişim üzerine ve demirin de mutlaka başlanması lazım. O zaman diyoruz ki sadece anne sütü alan tüm prematürlere mutlaka multivitamin başlanmalı. Yani anne sütüyle besleniyorsa 1 mililitre gün olacak şekilde A, C ve D vitamini. Ancak prematür maması alanlarda miktar yeterli ise bu desteğe de gerek olmadığı söyleniyor. Türk Neonatoloji Derneği demir desteği için 2-3 miligram kilogram gün dozunda en erken 15. günde, ikinci haftada, idealinde 6 ila 8. haftada başlanması, 12 ila 15. aya kadar da demir desteğinin devam ettirilmesini öneriyor. Evet, yayınlar en erken 15'te başlayabilir diyor ama çoğu yayın 6 ila 8. haftada, 8. hafta üzerine, 2. ay üzerine yani odaklanan bir demir desteği tedavisi var. 12-15 aya kadar devam edilmeli deniliyor. Yine Amerikan Pediatri Akademisi günlük D vitamini dozunun 8 ünite olması gerektiğini, Espegan'da 800 ila 1000 ünitenin verilmesi gerektiğini söyleniyor. Ancak prematüre formülasıyla beslenenlerde D vitamini de fazla olmaması için düzeyine dikkat edilmesini öneriyorlar. Biz iki tane çalışma yayınladık. Bir tanesi düşük D vitamini düzeylerinin term bebeklerde erken sepsisle ilişkili olduğunu gösterdik. Bence önemliydi. İkincisi de maternal ve annede ve bebekteki vitamin D eksikliğinin BPD açısından bir risk faktörü olabileceğini. Çünkü D vitamininin hem immünolojik hem de akciğerde belirgin fonksiyonları var. Ve şunu gördük bu iki çalışmada da, Türkiye'de çok belirgin hem annelerde hem de bebeklerde D vitamini eksikliği var. Yatırdığımız her prematüre bebekten de gönderiyoruz. Düzeyler son derece düşük. Hepsinde ciddi eksiklik, annelerde de ciddi eksiklik var. Onun için mutlaka bebeklerde D vitamini düzeylerine bakılması, supplementin o yönde ayarlanması da öneriliyor. Peki enteral beslediğimiz bebeğe ilk gıdalara ne zaman geçelim? Yine yeterli çalışma yok ancak düzeltilmiş 3. ay ile 9. ay arasında bu bebeklerde ek gıdaya geçilmesi öneriliyor. Burada sadece bebeğin yaşı değil, nöromotor gelişiminde önemli olduğu, eğer bir bebek destekli oturabiliyorsa, baş boyun kontrolü iyi ise ve dil itme refleksi azaldı ise bu bebeklerde, prematüre bebeklerde dediğimiz gibi düzeltilmiş 3. ay ile 9. ay arasında bu bebeklerde tamamlayıcı beslemeye de geçmemiz gerekiyor. Prematüre bebeği taburculuk sonrası aylık kontrol etmemiz gerekiyor. Düzeltilmiş yaş 1 yaş olana kadar 2 ayda bir beslenme açısından takip etmemiz gerekiyor. Düzeltilmiş 6. ayda kan sayımı, ferritin kontrolü mutlaka yapılmalı. Bence D vitamin desteği uyguluyorsanız burada D vitamin düzeylerinde aralıklı olarak mutlaka bakılması ve ek sorunlara göre de bireysel kontrol planının gerektiği söyleniyor. Peki bu kadar bu beslenmeye niye bu kadar önem veriyoruz? Çünkü yapılan çalışmalarda 500 ila 1500 gram arasındaki bebeklerin, az önce de göstermiştim, %90 ile 99'u arasında bir çalışmada da %97'sinin 36. postkonsepsiyonel haftada %40'ının da 18 ila 22. ayda hala 10%'nin altında olduğu gösterilmiş. Ve bu çocuklarda özellikle postnatal büyüme geriliğinin 7 yaşında artmış motor ve bilişsel gerilikle ilişkili olduğu. Yani nörolojik fonksiyonları iyi değil bu bebeklerin. Ne kadar geri o kadar kötü. Yine uzun süreli nörolojik gelişimle ilgili olduğu başka bir çalışmada gösterilmiş. Doğumdan taburculuğa kadar olan büyümenin motor gelişimi etkilediği ve intrauterin büyüme, erken tartı alımı ve taburculuk sonrası baş çevresi büyümenin bu çocuklarda ileriki dönem bilişsel fonksiyonları da olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Yalnız bir de başka şeye dikkat etmemiz lazım. Çünkü hızlı kilo alıyorsa yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 3 yaşında hipertansiyon riski daha yüksek. Yine hızlı büyüyen prematürlerde adolesan dönemde insülin direnci daha yüksek. Yine damarlarda dilatasyon işlevinin bozuk olduğu da gösterilmiş. Yani bu bebekler ileriki dönemde de metabolik sendrom, obezite, tip 1 ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara karşı da daha fazla risk altında oldukları bildiriliyor. Diyorlar ki büyüme ve nörogelişimsel sonuçlardaki düzelme ve neonatal morbidite sıklığında gerçekten erken dönemde bir protein desteği verirseniz önemli. Ancak erken nötrisyonel desteğinde çocukluk çağı obezitesi, kardiyovasküler hastalık ve metabolik sendromla ilişkisi olabilir. Bu yönde de dikkatli olun. O zaman tamam, biz diyoruz ki beslenmesini iyi yapalım. Çünkü ileride nörolojik sonuçlar iyi olsun. Mortalitesi daha düşük olsun. Ancak çok da sınırı aşmamak lazım.
belirttiğimiz değerler aralığında bebeğin büyümesi lazım. Baş çevresinde, boyunda, büyüyen düzeyinde, laboratuvar düzeylerinde, çünkü daha da fazla yapacak olursanız ileriki dönemde bu çocuklar metabolik sendrom, hipertansiyon ve diyabet hastası olabilir diyoruz. Sonuç olarak son iki slide. Büyüme geriliği prematür bebeklerde %60 ila %100, özellikle 1000 gram altındaki bebeklerde %90'ın üzerinde görülüyor. Eğer büyüme geriliği varsa doğumdan itibaren bir bebekte ve taburculukta, bu bebekte ileriki dönemde kötü nörogelişimsel sonuçlar var. O zaman bu bebekleri erken parenteral besleyelim. Minimal enteral beslenmeye erken başlayalım. Mümkünse anne sütüyle besleyelim. Eğer esas olarak anne sütüyle besleniyorsa mutlaka bunu güçlendirelim ve taburculuk sonrasında uygun mama kullanalım. Uygun vitamin, mineral desteği ve demir desteğini ve D vitamini desteğini bu bebeklerde sağlayalım. Erken dönemde anne sütü başlayalım, büyüme hızını yakın izleyelim ve güvenli sınırlar içinde kalarak uygun bir büyüme hızı yakalayalım. Yani genelde siz de biliyorsunuz, aileler özellikle term bebeklerde bu daha fazla, devamlı daha fazla büyümesini, devamlı komşunun çocuğuyla başka birisiyle kıyaslama işine giriyorlar. Bunun aslında zararlı olduğunda ailelere mutlaka ifade etmek lazım. Ve intrauterin büyümeyi sağlamak için de anne sütünün mutlaka zenginleştirilmesi gerekiyor. Böyle bir prematür bebeğin bu şekilde olmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Uygun koşullarda bir bebek büyümesini tercih ediyoruz. Varsa sorunuz, katkınız, cevap vermeye çalışayım. Hızlı yaptım çünkü saat 6.30'a geldi. Sizler de yoruldunuz ama konunun özetleri bunlar. Şimdi dediniz ki bir örnekle gitmek istiyorum. 600 gramlık bir prematür doğdu ve hastayı da açıyoruz, nemlendiricisini de açıyoruz. Hadi diyelim ki 180 kilogramdan başladık. Tamam, 180'e kadar çıkılabilir ama nemlendiricisi olduğu için 100'den bile başlarsak %5 dekstroz takalım diyorsunuz. Bir de ayrıca 3 gram kilogramdan bir de ayrıca şey. Evet. Ama hesaplandığı zaman yani glikoz infüzyon hızı genelde 4'de gelmesi yani, lazım. Gelmiyor. Ben hesaplıyorum ama genelde 4-6 miligram kilogram dakikaya geliyor. Hani ben kendi hesapladığım zamanlar dikkat ettiğim şey odur. Çünkü 1000 gramın altındaki bir bebek %5'in üzerindekini, yani %10'u metabolize edebilecek bir yetenekte değildir. Ama burada eğer ulaşamıyorsanız %5 ila %10'u karıştırarak %7,5'luk şey yapabilirsiniz. Tabii günümüzde bu agresif yaklaşımlarla birlikte protein ve lipid oranları artıyor. Protein ve lipid oranlarını arttırdığınız zaman da ister istemez glikozda bir düşme sağlanabilir. Ama genellikle 4-6 miligram kilogram dakikalık bir glikoz perfüzyon hızı yeterlidir. Metabolize edebileceği şekilde verirsek bir problem yoktur. Yani %7,5'da verseniz onda olabilir. Buyurun. Hocam, kalsiyum dozu günlük ihtiyacımız olan kilogram başına 2 miligram kilogram. Alışık olduğumuz dozdan daha yüksek dozlar kullanılmaya başladı bazı merkezlerde. 7 gibi, 6 gibi. Zeynep Kamil'de bu şekilde benim de bildiğim normal 1-2 cc kilogram gün gibi başlanır. Kalsiyum düzeyinizi kontrol ederek devam edersiniz. Daha farklı bir uygulamayı da biz kendi pratiğimizde hiçbir yerde yapmadık. Gerek de yoktur. Yani hiçbir şeyin, hep aslında derslerde anlattığımız şey, gerekli olanı gerekli dozda, gerektiği zamanda verirsek hiçbir problem yok. Gerek yok. Yani bu bebeklerde sadece hipokalsemin olabileceğini bilsek bile prematür bebeklerdeki kalsiyum şeyi 7'nin altındaki değerlerdir yani. Ondan dolayı bu bebeğe doğumdan itibaren şey başlamanın çok büyük bir anlamı yoktur. Eğer gerekiyorsa, hipokalsemisi varsa, buna bağlı bir konvizyonu varsa, o zaman hem puşe de yapabilirsiniz, dozu o zaman da arttırabilirsiniz. Ama rutin başlangıçta normal 1 ila 2 cc kilogram günlük bir doz yeterlidir. Ekstra vermeye de gerek yoktur. Onların standartı öyle olmuşlar. Yani bence işte üniteler arasında farklılıklar olabilir ama uygun olan, zaten bu rehberlerin çıkma amacı da bu. Hani artık biz tüm, dikkat ederseniz hepimiz rehber anlattık. Başka bir şey anlatmıyoruz. Bu standart. Bunun için herkes emek veriyor. Tüm yayınlar araştırılıyor ve en sonunda buna karar veriliyor. Daha da bence bunun üzerinde tartışmaya da gerek yok zaten. Başka, buyurun. Bir dakika.
affedersiniz. Bir tanesi azotamil ile ilgili. Yani bu erken baş vermeye başladığımızdan beri hani tepelerde yani sıkça hani renal yetersiz olmadığı halde azotamil olan bebekler oluyor. Oradaki izleyeceğimiz yol ne olmalı? Hani proteini azaltalım mı? Metabolik asidoz eşlik etmiyorsa azaltmaya gerek yok. Yani onun tolere edileceği söyleniyor. Eğer azotemi ile birlikte metabolik asidoz özellikle varsa, çünkü BUN düzeyleri küçük bebeklerde daha yüksek olabiliyor. Beklediğiniz zaman, baktığınız zaman metabolik asidoz eşlik ediyorsa o zaman düşün diyorlar. Ama metabolik asidoz artı BUN yüksekliği olmadan tek başına devam edebilirsiniz. Bebekte herhangi bir komplikasyon olmadığı da pek çok çalışmada gösterilmiş zaten. Var mı bir sınır yani nereye kadar tolere edelim yani mesela? Bunun değeri nereye kadar? Öyle bir sınır yok. Öyle bir sınır yok. Önemli olan dedikleri gibi büyüyen değerleri diyor geniş bir aralık gösterebilir. Önemli olan diyor metabolik asidoz eşlik etmiyorsa bu bebeklerde ek başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. Protein azaltımına gidilmemelidir diye söylüyor. Bir de bu donör annelerle ilgili yani bazen çokça istek oluyor. İşin doğrusu çekiniyoruz hani donör anneden süt alıp vermeden. Anne babalar çokça hani enfeksiyon sana nasıl bir şey araştırabiliyor. Yani öyle istekli anne, gönüllü anne olduğu zaman bir de hastasına dikkat edelim, nasıl yapalım? Valla ben hani şunu söyleyeyim, normal şartlar altında bunun yapılmaması lazım bana göre soruyorsanız. Çünkü Türkiye'de yasal bir şey yok ve dikkat ederseniz donör anne sütü bankacılığının kurulması için Doktor Sertaç Hanım geldi, Beyçetuz'da bunu hazırladı, altyapıyı da hazırladı. Ancak pek çok tepki geldiği için bu şey kesildi. Onun için ha illa bunu uygulayacaksanız, iki taraf bunu kabul ediyorsa, bilmiyorum hani Mehmet abi belki ya da Ömer de farklı bir yorumda bulunabilir. O zaman iki ailenin şeyiyle benzer haftalarda, benzer şeyde bir annenin sütü varsa kullanılabilir ama benim kendi görüşüm buna hiç girilmemesi, eğer yoksa verilmesi yönünde. Bilmiyorum ama değişken şey olabilir. Yani anne sütü tabii çok kıymetli. Donör süt anne bankası bizde olmadığı için ondan faydalanamıyoruz. O ayrı bir tartışma. Olsa çok güzel olacak. O soru her toplantıda, beslenme toplantılarında sorulur. Bizde süt kardeşliği vardır biliyorsunuz. Yani süt kardeşliği kavramı içerisinde çok rahatlıkla nasıl diyeyim, anneler diğer annenin bebeklerine süt verirler. Bizim yaptığımız ya da bizim yapmamız gereken daha doğrusu şudur. Kontrol etmeden, o annenin sütünün içerisinde hangi mikroorganizma var, hangi şeyler var bilmeden bu bebeğe vermemiz imkanı yok diye söyleriz. Siz isterseniz taburcu olduktan sonra süt kardeşliğini yapabilirsiniz. Ya da benim haberim olmasan yapabilirlerse, tabii ki yani bir şekilde oluyor da nasıl cümleyi kuracağım bilemiyorum. Hani benim haberim olmadan verirlerse kabulümdür gene. Evet. Ama ben duyduktan sonra ya da ben işte bunu bildikten sonra buna müsaade etme şansı yok. Çünkü CME geçebilir, staflar geçebilir. Bırakınız onu, Meri söyledi, o haftadaki anne sütüne göre yapılmış olan protein miktarları vesairesi, içerikler çok farklı. Probiyotikler çok farklı. Bütün bunları düşündüğünüz zaman bizim buna onay verme şansımız yok. Ama yani şey olarak hani denge olarak bakarsanız mama mı alsın, o haftadaki anne sütünü süt kardeşliği yöntemiyle alsın mı? Alsın. Ama öbür taraftan bunun legalite tarafı var. Çok ciddi bir şekilde uyarmak lazım. Yani anne sütünden geçen bir sürü mikrop, HIV de var, AIDS de var, o da var falan deyip yani bir şekilde bizim iznimizin olmadığını söylemek lazım. Ama tabii donör anne sütü olursa o zaman çok farklı bir şey. Yani proteini ölçülüyor, bütün pastörizasyonlar hepsi yapılıyor. Çok rahatlıkla kullanılabilir o zaman donör anne sütü olursa. Şimdi burada donör anne sütü nedir onu da bir açıklamak lazım arkadaşlar. Normalde donör anne sütü dediğimiz nokta yani batılarda, batı ülkelerinde olan tablo bir bireyden değil. Alınan sütlerin ortalama olarak 5 anneden alınan sütün karıştırılması, sonra da pastörize edilerek hani paketlenmesi diyeyim size. Burada pastörizasyon var tabii. Yani sonuçta bir nevi tam sterilizasyon diyeyim ama enfeksiyonlara karşı koruma var. Bizim karşılaştığımız en büyük noktalardan bir tanesi, mesela ben bunu şey diyorum, bir bireysel hesap var. Bireysel hesap nedir? Annenin sütü fazla geliyor. Ünitemizde mesela bizim şeyimiz var, özel dolaplarımız var. Kodlarla her bebeğe yönelik olarak sütün saklanabildiği dolaplar bunlar. Fazla gelen sütünü orada saklıyorsunuz ve sonra ihtiyacınız olduğunda kullanabiliyorsunuz. İkincisi ortak hesap diyorum ben buna, süt kardeşliği. Süt geliyor ama kimden geldiğini bilmiyoruz. Yani aile süt getirdiğini söylüyor ve biz de bunu oraya koyuyoruz. Hemşireler teslim alıyorlar. Çünkü erken dönemde biliyorsunuz anneler yatırılmıyor. Daha sonra taburculuk aşamasında geliyor bu annelerin yatışları. Getirdikleri süt komşudan mı geliyor, haladan mı geliyor, işte yan küvezdeki anneden mi geliyor? Biz bunu bilmiyoruz tabii ki. Ama Mehmet abinin dediği örnekler var. Mesela benim CMV olan
300'lerim vardı. Diğer hastalığı CMV, sonra bir baktık anne de CMV. Hani biliyorsunuz CMV bizde çok fazladır. İlla aktif enfeksiyon olması gerekmiyor. Prematür bebekleri geçtiğinde reaktivasyon olabiliyor. Çok dikkatli olmak gereken bir nokta var ama süt pankajı konusunda çok konuşacak konu var. Hani deşmeyin yaramızı, yol alamıyoruz. Çok güzel bir model oluşturuldu Türkiye'de. Bunun farklı yönleri de var. Genetik bir geçiş var biliyorsunuz. Bizim Yahudi ülkelerinde ve Müslüman ülkelerde süt pankacılığı yok. Hristiyan ülkelerde var. Bunun sebebi işte evlenme, evlenememe, süt kardeşiyle evlenme gibi durumlar var. Bunların kayıt sistemlerine girmesi, hatta MERNİS'e girmesi gerektiği söylendi. Yani böyle bürokratik şeyler de var. Bizde çok zor. Yani çok konu var. Buyurun. Başka soru var mı? Doktor Hanım. Olacak. Ben ailem mesela 32 haftalık bir bebek doğdu. Ben bunu 1500 gramken anne sütüyle taburcu ettim. Anneye ve protein güçlendirici verdim. Anne diyor ki ben bunu emzirmek istiyorum. Emzirirken de protein mesela bizdeyken sütünü sağıyor, getiriyor, verebiliyoruz. Bunlar dönemleriniz nasıl oluyor? Eğer çocuk emmezse süt miktarı azalacak. Sürekli sağıp verirsek anne bebek adaptasyonu azalmış olacak. Siz ailelere bu durumda ne öneriyorsunuz? Ben şimdi genelde 1500 gram taburcu ederken tamam anne memesinden al ama mutlaka ne kadar verdiğinde gör diyorum. Yani mutlaka o aradaki şeyi yaptırtıyorum ve onun şey yapmasını öneriyorum. Güçlendirmesi gerektiğini öneriyorum. Benim kendi rutinde uyguladığım yöntem o. Çünkü siz 1400-1500 ben taburcu ediyorum. Mecburen taburcu ediyorum. Isısını koruyabiliyorsa, diğer şeylere sahipse. Ama o bebeğin anneden emerken ki yeterince alma şeyi her zaman için zaten zayıf oluyor. Aradaki boşaltımlarda onun güçlendirilmesini öneriyorum ama Mehmet abi sizin ek bir şeyiniz var mı? Var. Söyleyeyim. Şöyle pratik iki şey söyleyebilirim sana. Bir tanesi bebek sağlıklı ve emmesi güzel. Hani öyle bir bebekten bahsediyoruz. Meri'nin söylediği gibi kötü bir bebekten değil. O zaman bir dolu bir boş yapabilir. Yani bir sağılmış süt bir memeden yapabilir. Bu birinci yöntem. İkincisi de laktate denen yöntem var biliyorsun. Biberonun içerisine anne sütü sağılıp konur. Ö proteini konur. 50 cc kadar mesela. O önünde kaç cc alması düşünülüyorsa diyelim ki 100 cc mi alacak bebek? Örnek veriyorum. Yarısını biberonun içerisine koyarsın. Yarısını güçlendirirsin. Sonda takılabilir. Bu biraz daha zor bir yöntem tabii. Meme aynı zamanda emer. Buradan sondadan da bu gelir. Anlatabildim mi? Ama bunun için işte sondalı kalması gerekiyor falan filan. O daha bir zor yöntem. Biz onu hastanede yapıyoruz ama evdeki bebek için bir dolu bir boş. Bir sağılmış bir anne memesi kullanılabilir. Kilo almayan bebek açısından soruyorsun. Şey galiba. Tamam anne yemiyor. Çok da yemiyor galiba değil mi? Yo, annenin emzirmek istemesi tabii ki çok güzel bir olay da. Çocuk emiyor mu? Emiyor. Tamam, çocuk büyüyor mu? Güçlendirmeye gidiyoruz yani. Kilo olana kadar ya da 52. haftaya kadar güçlendirmeye gibi bir şey var. Biz bunu güçlendirmeye... Siz de çocuğu takip ediyorsunuz. Takip bir hafta sonra geldi, büyüdü mü çocuk? Büyüyorsa sorun yok. Aslında büyüyorsa hani, sorun yok ama eklemek zorundayım diyor. Yani protein supplement yapmak zorundayım diyor. Yani ama... hani onu demeye çalışıyorum. Yani hakikaten bazen böyle çocuklar var. Böyle intrauterin büyüme geriliği olabiliyor. Haftalar yanlış bilinebiliyor. Hasta 1500 gramdır falan ama yani hakikaten çok iyi yemiyor. Bunu da kalkıp hani illa da böyle içine bir supplement koyacağım diye bakmaktansa çocuğun büyümesine bakın. Çocuk büyüyorsa eğer bir sorun yoksa zaten aynen devam ediyoruz. Ama mikrofon. Bir hafta sonra çocuk büyümüyorsa demek ki müdahil olmak gerekiyor anlamına gelir bu ki büyümeden en az 15-30 gram kilogram şeklinde bir büyümeden bahsediyoruz. Ki prematür bebekler için 20-30 biraz daha yukarıda tutmak lazım bunu. Büyümüyorsa zorlayıcı olmak lazım ama büyüyorsa bir sorun yok bence. Zaten o zaman o ilk seçeneğe giriyor. Hani yukarıda bahsettik bebek her şey yolunda zaten. O zaman sadece tek başına anne sütüyle de gidebilirsin. Onda hiçbir sıkıntı yok. 2,5 ana kadar güçlendirilmiş. Hayır ama o, şimdi o ama onun da şöyle bahsettik. Bebeğin büyüme gelişmesi geri gidiyorsa taburculuk anından itibaren büyüme parametreleri yerinde değilse o zaman mutlaka güçlendirmeye devam edelim. Ama bir de dedim ya az gözüken üst tarafta bebek büyüme potansiyelini yakalamış zaten normal. Taburculuğa kadar da devam edip taburculukta siz bunu kesebilirsiniz. Anne sütünün kesilme şeyi, güçlendirmenin kesilme şeyi orada da taburculuk olarak da geçiyor zaten. Hazır konu açılmışken bir şey söyleyeyim. Sen söyledim ben dışarı çıktım bir ara kaçırmışımdır. Ö proteinin yanında yani Türkiye'de tek olduğu için söylüyorum. Bir de protein supplement vardır.
Ondan bahsetmiş miydin? Bahsettim. Tamam, ek protein saplarının içinde. Hatta bebeğe de başladım yani. Tamam, ben kaçırdım, bir ara dışarı çıktım. Sizin bir sorunuz var mı? Şey dedim yani, bu pratik bir şey açısından. O ve proteini biraz daha fazla verip, mesela 50 cc ikisi iki ölçek değil de 4 ölçek verip, ondan sonra bebeği emzirip midede bülye olmasını sağlayamaz mısın? Yok, yapamazsın. Olumlu tükürü çok arttırırsın. Hem konstipasyon, hem gastrointestinal sistemler, hem de midedeki bir takım sorunlar. Hele bir de olacak hemen ne yok. İstiyorsun? Üst sınırı 4 ölçek. 4 ölçeğin üstüne çıkılmıyor. Yani yan etkileri var. Bir de kusarsa üstelik, aspirasyon yaparsa çok kötü akciğer problemleri var. Yani 4'ün üstüne çıkmayın. Eğer yapmak gerekiyorsa, o zaman işte şu da mümkün. Mesela anne sütü ya da mama. Anne sütü ya da mamanın üstüne ö-protein koydunuz. Hala da istediğiniz protein kalori oranını sağlayamıyorsanız, hala da biyoyenleriniz yükselemiyorsa, tabii anne sütünün içerisindeki proteini ölçemiyorsunuz. O var. Biz ölçüyoruz, o ayrı mesele. O zaman protein saplement ilave edebilirsiniz. Yani anne sütü, ö-protein, protein saplement. O da bir ölçek. Bir de sadece protein vermiyorsunuz. İçinde kalsiyum ve fosfor da var. Özellikle böyle yüksek verdikleriniz hastalarınızda kalsiyumla fosfora baktığınızda çok yüksek değerler görüyorsunuz. Değerler. Onun için protein suplementi eklemek gerekiyor. Arkadan soru. Adım Fatih. Bursa'dan geliyorum. Pediatrist olarak çalışıyorum. Hani sabahtan girmedim ama öğleden sonra geldim, toplantıya katıldım. Hocalarıma teşekkür ederim. Emekleri için. Çünkü gerçekten hani bizim anlamamız için üstün gayret gösteriyorsunuz hala. Bu iş tamamen ustalık işi, sanatkarlık işi. Biz burada hani soruları soruyoruz ama ehliyeti olmayan pediatristlerin yeni doğan bebeklere bakması büyük sıkıntı gibi gözüküyor. Hani bilmiyorsak en azından özel sektörde de bu işi ben yaparım abi diyerek bu işe lütfen girmeyelim. Girmememiz lazım. Hocalarımızdan da bu konuda hani gerekli yerlerde baskıları oluşturmanızı rica ediyorum. Çünkü herkes kafasına göre bir şeyler, protokoller uyguluyor. Halbuki Türk Neonatoloji Derneği 2014 yılında bunu çok güzel tespit edip internet sitesine de yayınlamış durumda ama her birimizin bundan dahi farkı yok. Her birimiz cep telefonlarımızdan Türk Neonatoloji sitesinde yayınlanmış olan çizelgeleri, özellikle Mir Hocam yayınladı, yine de fotoğrafla çekiyor. Yani biz bilmiyoruz ve yeni doğan bakmaya devam ediyoruz. Bu usta çırak ilişkisi gibi. Sadece okuyarak da olmuyor. Bilen kişiden görerek, onunla beraber tecrübe ederek, zaman içerisinde sadece bu işe yoğunlaşarak bu ustalık elde edilebilir ve herkes de sanatkar olamaz. Usta da olamaz. Hocalarıma çok teşekkür ederim. Hani belki hiç alakası yok ama çok teşekkürler. Ben cevap vereyim bu düşüncelerine. Şimdi Türkiye'nin kendi gerçekleri düşünülürse, Türkiye'nin her hastanesinde maalesef, özel de olsa, devlet hastanesinde de olsa, yeni doğancı yok, neonatolog yok. Yanında uzmanıdır. Ama bizim yeni doğanlarımız yaşıyorlar. Maalesef bizde akraba yetkileri var, maalesef bizde erken doğumlar var. Ve ne yatak kapasitesi olarak da ne de yeni doğan neonatoloji yanında uzman olarak da yeterli sayıda değiliz. Bu bir ihtiyaç. Ha, gönül ister ki her hastanede, buradaki arkadaşlarımın hepsi de yeni doğancı olsun, neonatolog olsun. Hassasiyetine katılıyorum. Yani yeni doğana verdiğin neonatolojiye, bilim dalına verdiğin değeri diyeyim, anlıyorum. Ama bizim buradaki toplantıdaki amacımız ne? Senin söylediğini yapmaya çalışmak. Yani bir takım yanlışları mı diyeyim, yanlış uygulamaları mı diyeyim ya da bilinmeyenleri sizlerin ayaklarınıza getirmek. Ki mümkün olduğu kadar ortak dili konuşalım. Bizim bebeklerimiz size geliyor. Görkem çıktı, ben oradan Ege'den mesela onu benim Torbalı'ya gönderiyorum. O bunları bilerek, benim ne yaptığımı bilerek o bebekle ortak bir dille onu yapmaya çalışacak. Ha şu var. Diyebilirsiniz ki biz özel hastanelerde, konu biraz madem o tarafa geçti ya da seni söyledim, her bebeğe bakmalı mıyız? Her bebeğe bakmamalısınız. Hangi bebeklere bakmayacağınız birazcık kendi kapasiteniz, birazcık kendi birikimleriniz, hastane koşulları, hastane cerrah var mıdır, kalp doktoru var mıdır, rob var mıdır, bilmem ne. Kendi sınırınızı kendiniz çizeceksiniz. Yoksa çizemediğiniz zaman nerede Recep? Recep'in büyük sorunu var. Yani bir takım şeyleri var. Hastanede bir takım göz hekimiyle ilgili olan sorunlar nedeniyle 4 yıldır mı boğuşuyoruz? 4 yıldır boğuşuyor. Yani bu tip şeyler içerisine girmemek lazım. Cesaret var, bir de cüret var.
sınırı iyi çizmek lazım. Ama Türkiye'nin gerçeği içerisinde sizlere ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. İsrail'de buna benzer bir şey oldu. İsrail'de ne yaptılar? Onu da size söyleyeyim. İsrail'de zamanında aile hekimlerini bile kullandılar. Neoto yok olduğu için. Sonuçta onlar da mortalite ya da morbidite ilerleme sağlar. Bugün biz de Türkiye'ye o kısım özel hastanelerin olması ile mortalite morbiditeye katkısı var. Yani olumlu anlamda. Ama bir takım şeyler, şunları görmüyor muyuz? Hepimiz görüyoruz üniversite hastanesinde. İşte ne bileyim, senin söylediğin gibi uygulamalarla bizlere ne geliyor? İşte ne bileyim, kötü intravenöküler kanamalar da geliyor. Ne bileyim, akciğer sorunları geliyor. BPD geliyor vesaire vesaire. Bunlar olmasın diye buradayız. Bu açıdan ben Ebi'ye hakikaten teşekkür ederim. Sizler bunu yapıyorsunuz. Ama ortak dille ne kadar doğru yaparsak o amaca o kadar ulaşırız. Hepiniz keşke neonatolog olsanız. Bu eğitimleri yapmasak, ben de buralara kadar gelmesem, Kıbrıs'a kadar gelip anlatıp durmasam, değil mi? Çok teşekkür ederim. Yani senin söylediğin hassasiyet katılıyorum ama bu bir gerçek. Türkiye gerçeği içerisinde bunun yeri var ve biz bu eğitimi vererekten ya da yeniden kongrelerine bunu anlataraktan, dernek işte rehberlerini yayınlayarak hepimizin bilgi seviyesini aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Umarım faydası oluyordur. Yani ben bugünün faydası olduğuna en azından arkada oturarak... Yani bu konuda çok ciddi, kendi içimizde de zaten değerlendirmeler var. Dernek bu konuda çok aktif aslında. Hatta aynı şey dedik değil mi abi? Ne? Kurulda. Yani dernekte böyle bizim şeylerimiz var. Kurullarımız var. İşte bu konu üzerine yasal düzenlemelerle ilgili çalışanlar var. Şimdi Türkiye'nin, Mehmet abi söyledi, şu anda şeyi tartışıyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni doğancı sayısı. Bize derneğe üye olan yeni doğancı sayısı 235. Hani bir 30-40 kişi de mezun olmuştur, daha üye olmamıştır. Üye olanlar, mezun olanlar üye olabiliyorlar. Ya D300. Bizim Amerika şeklindeki bir eğitim, bir hizmet sunabilmem için 1300 dolayında bir şeyimizin olması gerektiğini düşe hesaplıyoruz. O konuda şimdi bir tartışma var, yeni doğancı sayısı. Hani 750 ile 1300 arasında kendi aramızda da gidip geliyoruz. Ama tabii bunun zamanla olması gerekiyor. Sıkıntımız şudur, maalesef pediatrist arkadaşlarımız kendilerini yenilemiyorlar. Yani sana kesinlikle katılıyorum. Hani şartlardan kaynaklanan durumlar var, çalışmalardan, işte herkesin böyle ortamlarından kaynaklanan. Facebook'a girdiğimiz kadar belki dernek sitesine girmiyoruz, okumuyoruz ama para kazanmak için de hasta bakıyoruz. Ben 1000 gram altı hastaya bakamıyorum arkadaşlar. Yani hakikaten kendimi iyi görmüyorum. Ben bu cesareti gösteremiyorum. Halen benim mortalite oranım, Mary sende de öyledir, eminim abi sizde de öyledir, Amerika gibi değilse ben bu işi daha iyi yapamıyorum demektir. Bunun şartları var. Hemşire sayım az, işte asistanla çalışmak zorunda kalıyorum, profesyonel hizmeti vermekte zorlanıyorum gibi. Ben bakamıyorsam, siz bakıyorsanız ve iyi olduğunuzu düşünüyorsanız helal olsun size. Kim bakacak aslında? İşte sorun bu. Kim bakacak? Yani 1500, 1,5 milyon doğum var. Rakamları söyledim zaten. Hani bunun spekülasyonu yapmıyorum. 235 kişiyiz. Tabii ki biz bakamayacağız ama yenilemek lazım kendini. Serbest kürsüye geçtik şimdi. Konuşalım biraz. Şimdi yeni doğan yoğun bakıma eğitimi alıyoruz biz pediatride. Yeni doğan yoğun bakıma da baktığımızda 5-6 tane hastalık var zaten. İyi bir EDT takibi, TPN'yi iyi yapmanız, enfeksiyona karşı korumanız. Zaten komplike vakaları buradaki bütün arkadaşlar da gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar. Onun dışında tabii her şey daha iyi olabilir, her şey daha güzel yapabilirsiniz. Bence burada yeni doğan yoğun bakımlarda böyle bir imaj var ama devletin yapması gereken, ki geçen Meri Hoca bizim yeni doğan yoğun bakıma geldi, denetimi iyi yapması lazım. Sen mortaliten ne kadar, morbiditen ne kadar, enfeksiyonun ne kadar olmuş, böyle bir denetimsizlik var gerçekten. Bunu çok iyi bir şekilde... Bu sadece özel için değil, devlette de var biliyorsunuz. Ama sizin dediğiniz o standartlar inşallah bir gün gelebiliriz. İnşallah. Belki o dediğiniz standartlar yok. Ama buradaki bütün arkadaşlar da gecelerini gündüzlerini katıp... Yok sen yanlış anladın. Yani yapamazsın falan fistan değil. Para kazanmak için... Yani kendini yenilemen gerekiyor arkadaşım. 3 yıllık bir ihtisası 5 hastalık için yapıldığını düşünüyorsan ciddi bir sorun var demektir. Olabilir ama bunu genelleştirmenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizi buradakileri zaten tenzih ediyoruz. Genelde şimdi. De hizmet verdiğini düşünüyorum. Hizmet vermiyorsun mu dedim ben, öyle mi algıladı arkadaşlar? Ama şu var, hakikaten ekipiniz ya da elemanınız verseniz yeterli değilse girmeyin abi. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bakın şu anda işte polikliniğe bakıyorsunuz çoğunuz. Yoğun bakıma bakıyorsunuz. Doğumhaneye koşuyorsunuz. Özel sektördesiniz. Patronunuz bir ikinci adamı, üçüncü adamı, dördüncü adamı almıyor. Yani sizce doğru mu üç tane yere bakmanız?
Doğru mu? Değil, değil mi? Yani yeni doğanda bile normalde bir sürü, biz bile 60-70 yataklık yeri çalıştırıyor adam tek başına. İki kişi misiniz? Söyleyeyim ben. Yani onunki doğru mu? O da doğru değil ama sistem onu çalıştırıyor. Şimdi sorunu kabul etmezsek çözemeyiz. Şimdi bak, anlatabildim yani sorunu herkesin kabul etmesi gerekiyor ki herkes daha iyi yapsın. Denetimlere gittim Ömer. İstanbul'da ve Kocaeli'ne de gittim. Yani 150 özel hastane varsa yaklaşık 100 ya da 120'sini denetime gittim. Ben sana söyleyeyim. Ben gidiyorum. Benim gideceğim o gün belli. Sağlık müdürlüğüyle geleceğim belli. Gidiyorum. İçeri giriyorum. 30 tane küvöz duruyor. İçinde 1000 gram altı en az 7-8 tane bebek var. Doktoru çağırtırıyorum. Doktor yok içeride. Sadece hemşire arkadaşlar çalışıyor. Doktor arkadaş benim geldiğimi bilerek, sağlık müdürlüğünün geldiğini biliyor olmasına rağmen gelişi 15-20 dakika. Ben size bizim oradakini söyleyeyim. Sabah şeyle beraber yeni doğan fellow'u artı uzmanla beraber bir vizit atılıyor. Ondan sonra benle beraber bir vizit daha atılıyor. Öğleden sonra fellow'la beraber bir vizit atılıyor. Akşam çıkarken bir vizit daha atılıyor uzmanla beraber. Onun üzerine de gece nöbetçi akşam 9.30'da fellow ve uzmanı arıyor. Ben bunu bu sistemle senin de dediğin gibi Amerika'dakine benzer işletemezken 5 sene ben bunun için Amerika dahil gidip bu işi her gün okumama rağmen yapamazken bunun bu şekilde görülmesine ben karşıyım. Nasıl sen bir kardiyolojiden eko için istiyorsan, nasıl bir nörolojiden nöroloji konsültasyonu istiyorsan, yeni doğancıdan da yeni doğan konsültasyonu istemek durumundasın. O zaman bu bizim itibarsızlaştırılmamız anlamına gelir ve bu işte bu kadar basit değildir. Ben bunu görmek için Uludağ Üniversitesi'nde sadece bir hoca olduğu için ben yurt dışına gittim. Kendisine de aynısını söyledim. Dönüşte de dedim ki abla çok teşekkür ediyorum, biz daha iyiyiz dedim. Onun için bazı şeylere de öyle bakmak lazım. Benim yandalcım geçen gün aynen senin gibi dedi. Dışarıda dedi hipotermi yapıyor bilmem ne abimiz. Dışarıda şunu yapıyor ama yeni doğanı istemiyor. Yeni doğan olarak görüyor. Olmaz. Kardiyolojiyi nasıl çağırıyorsan, yeni doğan nasıl çağırıyorsan, ama diğerlerini nasıl çağırıyorsan bizi de o şekilde görmeniz lazım. Bence birincisi. İkincisi beni arıyor arkadaş. Diyor ki kabul etmiş bilateral işte polikistik böbrek hastayı 15. gün bana sevk etmeye çalışıyor. Sen bir nefroloji uzmanın yoksa, bak yine seni tenzih ediyorum, bu işi para kazanmak için düşünmüyorsan bu hastayı dersin ki ben diyorum ya, bizde diyorum şu uzman yok şu an, ben kabul edemem, bunu buraya gönder. Metabolizma için bende şu yok, burada bebeğin iyiliğini düşünmemiz lazım. Herkesin buna göre yapması lazım. İstanbul'da şu an herkes ünitede şey sayısını arttırıyor, yatak sayısını, ama primer bakan bir hekim yok. Bakan kişi aynı zamanda aşağıda poliklinik yapıyor. Ondan sonrasında gece bir tane asistan hem poliklinik hem şey yapıyor. Ve bu şekilde bakın ben hepsini gördüm. Çekiyorum dosyayı, 2500 gramlık bebek eksi olmuş. Her hafta bana özel hastaneden bir tane dosya inceleme için geliyor. Hastanın hiçbir şeyi yokken, hiçbir şey olmayan hasta eksi olup gitmiş. Bunlar yazıktır, yapılmaması lazım. Bizde de 2500 eksi oluyor, dur şimdi. Hayır, hayır. O, abi, şimdi, dur, şimdi o ayrı bir şey. Bu ayrı bir ben şey. Ben toparlamaya çalışacağım. Lütfen hani onun için. Yani tıbbi tarafı tartışalım. Şöyle, şu anda sizlere ihtiyaç var. Bir açığı kapatıyorsunuz ama mümkün olduğu kadar ne derler riskli gruplara ya da işte böyle tehlikeli gruplara dokunmamak lazım. Meryem dediği gibi ben bir sırfaktan yapı yapmama kararını vermek için eğer Nilgün Hoca, Mete abi, ben, üçümüz Özge, dört kişi başına bekliyorsak yani ne bileyim kan gaz ayarlarını vesairelerine karar veremiyorsak bu işte bir iş vardır. Ama size ihtiyacımız var, yaptığınız doğru şeyler var ama bu doğru şeyler maalesef sonra size geri dönebilir. Ya, pardon, yaptığınız hatalar şeylere geri dönün, dikkatli olun. Benim söylemek istediğim o. Bir, bize düşen, üniversite hocalara düşen, evet böyle bir şey varsa doğrusunu öğrenmeniz adına bizim böyle il il gezip, işte memleket memleket gezip sizlere anlatmamız. Biz Ege Neosim'le de geziyoruz biliyorsunuz. 13. 14. olacak. Her tarafa bunu göstermeye çalışıyoruz. Her gittiğimiz yerde nerede işte Diyarbakır, Antep, Hatay vesaire. Siz de vardınız orada. Yani anlatıyorsunuz. Bizim yapmamız gereken o. Ha, sistem bunu gerektiriyor. Yarın inşallah her yerde yeni doğancı olur. Perinatal organizasyon olur. Ben bilmem ne bebeğe bakarım. Bendeki bebek doğduktan, işi bittikten sonra sana gönderirim. Siz ona düzenlersiniz. Sizin bebek ilk olarak etaplarsınız. Böyle bir hasta alışverişi, transport bilmem ne sistemi olur. Ama Türkiye bunlardan hala uzak. Gerçekte sizlere ihtiyaç var, özel hastanelere ihtiyaç var. Ama benim mazur görün, hani kimseyi kırmak istemiyorum. Birazcık da nasıl diyeyim, dikkatli olun diye toparlamak istiyorum cümlelerinizi. Hem kendiniz adına hem ülkemiz yeni doğanların. Biliyor musunuz mortaliteyi azalttık ama acayip derecede Türkiye için söylüyorum.
intramüsküler hemorajlar, BPD'ler son 4-5 yıldır müthiş arttı. Retinopatiler de çok fazla. Retinopatiler ayrı bir şey zaten. O herkesin derdi. Yani sizin görmemiş olmanız bunların olmadığı anlamına gelmiyor Türkiye'de. Lütfen dikkatli olun. Kendi adınıza en başta, bebekler adına en başta. Şimdi tıbbi sorular varsa ona geçelim. Yoksa akşam yemekte gayet de güzel konuşabiliriz bunları. Şu paraşütamon sorusu vardı. Kim soruyordu onu? Cevaplamadım. Hadi sor sorunu. Ders konusu değil deyip çıktık. Heh, PDA soracaktın sen. Premature bebeklerde zaten stabilken kapatmayı siz de önermediniz. Aslında hani biz de üfürümlerini takip ediyoruz. Ekolarını çektiriyoruz. Hani hemodinamik stabilse vermiyoruz ama çocuk ne zaman kötüleşmeye başlıyor. Yani üfürüm belirginleşiyor. O zaman ibuprofen oral veremiyoruz. IV'de bulamıyoruz. Hani parasetamol benim verdiğim birkaç vaka oldu. Hani bir kısmında etki gördüm ama çok fazla vakamda olmadı. Hani yanıtınız nasıl ya da ne kadar öneriyorsunuz? Yan etki görüyor musunuz? Bu konuda hiç çalışma var biliyor musun? İki tane hemen söyleyecek bak. Bir önce olumlu diyecek, ondan sonra olumsuz diyecek. Ben söyleyeyim. Yok, buyur, konuş. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Dünyada iki tane randomize kontrollü çalışma var ve meta analizli var. Hani PubMed'e girerseniz bu konuda şu anda da Türkiye'den birçok... Anlatıyorum işte. Türkiye'den birçok merkezin katıldığı, otorun parasetamol konusunda katıldığı İtalyanlarla birlikte bir meta analiz yayınladık. Arkaç'ta bir 10-15 gün önce kadar da yayınlandı. Randomize kontrolü çalışma Journal of Pediatrics'te yayınlandı. Parasetamolu ibuprofenle karşılaştırdığımız bir çalışmaydı. Oral ibuprofen ve oral parasetamol. Benzer etkinlik gözüktü. İntravenöz parasetamolla ilgili olarak randomize kontrolü çalışma yok ama bizim olgu serilerimiz var. Biz de kullanıyoruz. Yani enteral olarak veremediğiniz hastalarda biz intravenöz ibuprofeni ilk etapta tercih ediyoruz ki Türkiye'de var biliyorsunuz ama çok pahalı bir ilaç. Eğer iki kez ibuprofene yanıt alamıyorsak, hasta cerrahiye acil gidecek noktada bir hasta değilse, bir şans daha tanımak istiyorsanız orada parasetamol kullanıyoruz. Ama birinci tercihimiz değil. Yani ibuprofenin önünde değil demek istiyorum. Ama sonrasında cerrahi ligasyonu engellemek amaçlı olarak parasetamol artık oturmuş bir tedavi seçeneklerinden bir tanesi. Aman parasetamolu ben bir pencere açayım gene. İlk yayınlar falan hani çok zarar yok vesaire derdi. Ondan sonra yayınlarda şeyler çıkmaya başladı. Hatta bizim de var. Hani, karaciğer enzimlerinde ciddi yükselme ve kolesterol oluyor. Doz çok yüksek çünkü. Yani Cochrane meta analiz de çıktı. İleri dönemde otizm açısından dikkatli olun diyor. Birazcık beklemekte fayda var parasetamol. Hani böyle daha bir rutin kullanmak için Ömer'in söylediği ibuprofen IV ya da oral tedavisi. Bir de hakikaten hangi bebek kapatılacak? Yani her bebek değil. Artık eskiden ne bileyim. Serviste 10 tane bir PDA varsa 9'unu biz kapatıyorduk. İşte artık böyle 1-2'ye falan düştü. Yani hemodinamik açısından anlamlı olanlar. Haftaya o da çıkacak abi. O da var. Haftaya iki şeyde dernek toplantısında PDA o da var. Evet doğru. O da tartışacak. Söyleyeyim haftaya Çeşme'de bu protokollerin benzerlerinin olduğu gibi kaç konu? 7-8 konu galiba. Rop var. Sıvı elektrolit var. İşte transfüzyonlar var. Ağrı var. Bir de PDA var. PDA. Bu konularda gene bir guideline çalışması var. Yaklaşık 1-1,5 yıldır çalışıyor hocalar. Zannedersem hafta sonunda bu konsensüs oluşacak. Onlar da dernek sitesine konacak. Hem bu konular açısından yol gösterici olacaktır size. Faydası var. Bence oradan takip etmenizde şey var. Ne derler? Fayda var diyorum. Buyurun. Hocam yanlış hatırlamıyorsam daha önce PDA ile ilgili bir soru. Mikrofonu biraz tutalım ağzınıza. Sunumunuz vardı dinlemiştim. O zaman ibuprofeni özellikle peroral. Şimdi intravenöz mü dediniz? Yok, oral veremediğiniz hastalar. Oral veremediğiniz. Yoksa normal olarak... Bir tercih soru var. Evet. Oral veremediğim hastada ayrı parasamon kullanabilir miyim? Başka soru var mıdır? Buyurun. Bu aile depenim ayısı başladığınız hastalarda ilk günlerde biliyoruz ki oligoerik dönemleri olabiliyor. Peki bu dönemlerde hastalarda zaman zaman ölçüm istasyonlar düşük çıktığı anda bu vazopresör ajanları siz hemen ilk etapta örneğin düşük dozdan başlanmasını tercih ediyor musunuz? Şimdi o hipotansiyonun tedavisi de tartışmalı bir konu mutlaka. Eğer diyorlar ki hemodinamik anlamlı yani hipotansiyonun eşlik ettiği doku perfüzyonunun bozulduğu durumlar varsa o zaman hipotansiyon tedavi edilmelidir. İlk tercih edilecek damar yatağını doldurmak için SF bolus şeklinde uygulamadır. Ondan sonrasında da uygun dozlarda dopamin, dobutamin yanıt vermiyorsa adrenalin ve daha sonrasında da hidrokortizonun aşamalı olarak kullanılması gerekmektedir. Başlangıç dozları genel anlamıyla 5 mikrogram kilogram dakikadan başlanıp artırılarak dopamin, dobutamin, epinefrin ve daha sonrasında da hidrokortizon aşamasında kullanılması. Ancak dediğim
gibi. Hani hasta klinik olarak stabil, başka hiçbir neden yok. Doku perfüzyonu iyi. O zaman bu hipotansiyonu tedavi etmek tartışmalı zaten. Onu yapmayın ama doku perfüzyonu bozuluyorsa, kapiller dolum zamanı uzadıysa bu sırada verebilirsiniz. Metabolik asidoz bize faydalı olabilir mi? Perfüzyon aldığı tabii o son noktayı gösterir, ben size söyleyeyim. Metabolik asidoz artık endpoint'tir. Yani buraya gelmeden bunu yapmak lazım. Aynen, aynen. Onun yerine daha non-invasive söyleyeyim. Yani o da şey değil. Massimo'nun perfüzyon indeksini ölçen monitörleri var. Onu kullanın. Yani yayınlarda 1.1.1 0.7.6 gibi böyle değişik rakamlar ama biz genellikle 1'in altında doku perfüzyonun kötü olduğunu düşünüyoruz. Non-invasive onu seçebilirsiniz. Ya da kan gazı aldığını tamam. Metabolik asidoz. Bir de laktat var. Ona bakabilirsin. Yani tansiyon artık böyle nasıl diyeyim, yeni doğan dönemindeki bebeklerin tansiyon açısından Merik gayet güzel özetledi. Normal bile olabilir o tansiyon yeni doğan bebek için. Önemli olan uç organa gidiyor mu gitmiyor mu? Oksijen ya da besin gidiyor mu gitmiyor mu? O bakılıyor. Bunun bir karşılığı da mesela ne olabilir? Tabii siz yapamazsınız. Biz şüpheli hastalarda NIRS bakıyoruz. Ya da BIS bakıyoruz. Yani beyindeki oksijenizasyon vesaireyi ölçüp bir spektral indeksle ona bakıp acaba beyine ne yeterli miktarda kan gidiyor mu gitmiyor mu? Çünkü PDA'yı kapatmaktaki amaçlardan bir tanesi olur. Doku perfüzyonunu ya da ne bileyim tansiyonu ölçmekteki amaç olur. Ne de beyni korumaktır. Beyni en hayati yer. Ona göre damar yatağını doldur ya da işte dopamin vesaire yap. Ömer bir şey soracağım mı? Yani buna yeni doğanın geçiş hipotansiyonu denir. Prematür bebeklerde çok olan bir durumdur. Rutin inotrop desteği gerekmez bu hastalara. Arkadaşlarım söylediler zaten hani hangisi de. Şunu bilmeniz gerekiyor. Prematür bebeklerden vasküler yataklar da immatürdür arkadaşlar. Gestasyon haftasından farklı olarak alfa reseptörü, beta reseptörü, alfa 1, 2 ve beta 2 reseptörleri her bebekte aynı değildir. Yani sizin verdiğiniz inotrop dozu bir bebekte tansiyonu yükseltirken diğer bebekte hiçbir etki etmeyebilir. Bu da reseptörlerin maturasyonuyla ilgili. Ha ne olacak, tansiyonu biraz daha yukarıda tutayım da kendimi güvende hissedeyim diyorsanız intrakraniyal kanama işte bundan oluyor. O yüzden hani gereksiz yere kullanmamak lazım inotropları. Başka? Aklına soru gelen anlattıklarımız dışında anlattıklarımızdan kalmadı bir şey. Ya da yorulduk. Çok biz yorulduk. Biz de gitmiyoruz. He. Yani zorluyorsun abi. Abi soruyor kartı. Bu toplantı ne zaman 7'den önce bitti? Hangi yıl bitti? 7 yani? Oldu artık işte. Yani hep ki arada Çiğdem Hanım'a geçmiş olsun tekrar. Mehmet abinin özelliği geç başlatır geç bitirir. Abi başlatıyoruz. Yok daha gelmediler. Yani gelsin öyle başlayayım. Ben gece yatağa girmem. 2-3'ten önce olmuyor. Benim 3'ten önce yatmayan bir adam olduğu için. Hiçbir için fark etmez. Otururuz yani. Soner Olgun'u dinlemek isteyenler gider. Ben çok teşekkür ederim. Hakikaten zevk aldık. Güzel bir toplantıydı. Ara sıra yorulduk, dışarı çıktık, girdik, çıktık neyse. Ama yani nasıl diyeyim? Zevkle geçtiğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bizler de aldık, bizler de verdik. Ben iyi bir toplantı olduğu için tekrar ev firmasına çok teşekkür ederim. Bizi buraya kadar getirdiler, ağırladılar. Cemal Bey size çok teşekkür ederim. Kapıları açtılar beraber ortak bir toplantı yapmak için. Mustafa Bey burada yok. Ona da çok teşekkür ederim sekreteriniz olarak. Umarım devamı gelir, arkası gelir. Yani geçen senelerden katılan arkadaşlar 2-3 geliyorlar. Zevkini aldıkları için. Ama ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar fazla biz memnun olacağız. Ben amacımı tekrar söylüyorum. Bizi ortak dille konuşur hale getirmektir bu toplantının amacı. Yoksa herkes elini taşın altına koyuyor. O taşı beraber kaldıracağız. Bugün için yaptığınız her şey sonuç itibariyle Türk çocukları için. Tabii ki Kıbrıs çocukları için de. Kıbrıs Türk kesimi için de. Son bir hatıra fotoğrafı. Çekelim mi şurada şu yazının altında? Yani biz bu toplantıyı yaptık, buradaydık diyelim mi?